Hanımefendiler, beyefendiler, günlerden salı ve Zuhal Topal'la yemekteyiz de haftanın merak ve heyecanla beklenen ikinci günü başlıyor. Bugün masalarda sessiz kalmasıyla eleştirilen aslen Sivaslı yarışmacımız Gökçe ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Nasılsın? İyiyiz Gürbüz, sen nasılsın? Gökçe'cim, kiminle geldin? Arkadaşım Tuğçe ile geldi, bizim mahallenin muhtar adayı aynı zamanda kendisi. Tuğçe'cim, hangi mahallenin muhtar adayısın? Ümraniye İnkılap Mahallesi muhtar adayım. Seçilebilecek misin? Umarım, inşallah diyelim. Ya bir kadın muhtar olsa güzel olmaz mı, değil mi ama? Olmaz mı? Tabii ki de olur. Seçilecek ama ben güveniyorum kendisine. Arkasındayım sonuna kadar. Zorlu rakiplerin var mı? Var diyelim. Ama biz bunu başaracağız kadınlar olarak. Biz yeneriz Gürbüz, bize ne zorluklar geldi geçti. Gökçe'cim, bakıyorum bugün daha bir canlısın sanki. Tabii ben canlıyım, hep canlıyım Gürbüz. Ama dün seni sessiz olmakla eleştirdiler. Ama Nedim Bey hiç susmuyor ki. Bize fırsat vermedi hiçbir zaman. Hep konuşuyor. Yok oraya gitmiş, yok buraya gitmiş, yok teknesi varmış. Bir fırsat vermedi ki konuşalım. Bunlara ayrıca konuşacağız ama önce seni bir tanıyalım. Tabii tanıyalım. Hadi bize kendinden bahset lütfen. Gürbüz, ben 13 yıllık evliyim. Aslen Sivas, Suşehir. Şehirliyim. İki çocuk annesiyim. Oğlum 13 yaşında, kızımsa 7 yaşında. Şu anda evdeyim. Çalışmıyorum ama daha önce psikiyatri hastanesinde 2,5 sene çalıştım. Daha sonrasında da bir kantin işlettim özel okulda. Bu şekilde Gürbüz. Yemek işinde tecrübelisin anlaşılan. Evet Gürbüz, ben çok güzel yemek yaparım. Aslında yemeği annemden öğrendim. Annemin çırağıyım ama masadakilerin ustası olmaya geliyorum. Tuğçe'cim, arkadaşın lezzetli yemekler yapıyor mu? Çok lezzetli. Eli lezzetlidir. Sivas yemekleri de çok güzeldir. Arkadaşıma güveniyorum. Bugün de güzel yemekler yapacak mı acaba? Yapacaktır. Ben ona güveniyorum. Peki nasıl bir karakteri var? Gayet dürüst. Her ortama girebilen, gayet neşeli. Sence dün puanlarda haksızlık oldu mu? Hayır, yani Nedim Bey'den fırsat gelmedi ki, kimse konuşamadı bile. Devamlı konuştu. Hani bir masada da bir haksızlık olmadı. Fatma Hanım çok vicdansızsınız falan dedi ama hiç de vicdansızlık yapmadık. Olmayan yemeklerine ne puan vermemizi bekledi ki? Rakiplerini nasıl buldun bakayım? Yani pek de dişli bulamadım. İnşallah bu haftanın birincisi olarak geleceğim. İddialı mısın? Çok iddialıyım Gürbüz. Birinci ben olacağım. Ben Sivas Suşehirliyim. Tabii ki de birinci ben olacağım. Bugün herkes beni konuşacak. Bir numaralı ben olacağım. Eğer ben varsam benim olduğum yerde bir numara her zaman bendirim. Vallahi yemeklerini çok merak ettim. Hadi menünü say lütfen. Gürbüz, harika bir çorbayla başlıyorum. Gaziantep yöresine ait sıcacık, bu soğuk havalarda içinizi ısıtacak bir çorba. Lebeniye çorbası yapacağım. Hemen peşine haydari yapacağım. Onun yanında pastırmalı, kaşarlı, kapalı pide yapacağım. Oy 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 oy. Kapalı pide mi? Sıcak sıcak, içimiz ısıtacak. Manadan yapacak mısın? Yaparım tabii Gürbüz, yapmam mı? Söz ama, değil mi? Zamanım kalırsa yaparım. Öyle olsun bakalım. Peki ana yemeğin ne? Ana yemeğim de güveç kapama Gürbüz. Mis gibi pidesiyle birlikte kesip yiyecekler tabii, yemeği bilirlerse. Pidesini sen mi yapacaksın yoksa? Tabii her şeyini ben yapacağım. Keşke menüyü öyle yazsaydın. Ama yazmaya gerek yok, üstünde zaten kapağı Gürbüz. Peki ya salata? Salatam da mis gibi yeşil salata, cevizli narlı yeşil salata. Ve tatlı? Ve tatlım da çilekli kırmızı mini pastalar yapacağım, herkese özel. O zaman sana kocaman bir alkış. Markete gidelim mi? Hadi gidelim Gürbüz. Arkadaşına şans dile, biz markete gidiyoruz. Başarılar. Teşekkür ediyorum sana da. Tuğçe'cim, görüşürüz. Görüşmek üzere. Gökçe'cim, başlıyor muyuz? Başlıyoruz. O zaman hadi fırla fırla. Koş Gökçe, koş. Bu menünün düne göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Daha çok böyle emek, uğraş verebileceği şeyler seçmiş. Biraz da böyle isimleri şaşalı seçmeye çalışmış. Çilekli mini pasta falan, kırmızı falan. Bakacağız. Dünden daha iyi olacağını düşünüyorum ama yarışmacının. Benim menümden daha iyi değil. Benim daha meşakkatli. Benim el açması vardı bende. Bunda ne var? Hazır doğranmış etlere koyacak, güveçlere fırına sürecek. Bu kadar. Ya dünkü menüyle bugünkü menüyü birleştirirsen yarım bir menü çıkar belki ortaya. Çünkü kesinlikle çok eminim. O güveçler fırından çıkacak ve tepside çıkacak. Bu da kalitesini çok düşürecek yemeğin ve eleştiriyi alacak. Gereksiz bir uğraşı. Yani menüsü zorlu bir menü ama ben yetiştirebileceğini inanın düşünmüyorum. Çünkü 2,5 saate nasıl sığdıracak bilmiyorum. Bence eksik menü çıkacak. Yani yetiştirebilirse de zor bir menü olduğunu düşünüyorum açıkçası.
ve marketteyiz. Gökçe'cim neyle başladık? Çilek alıyorum. Kırmızı mini pasta için değil mi? Evet, pastamız için. Başka neler alacaksın? Nar alacağım. Hadi hemen alalım. Ya dün Fatma yemekleri yapabilmiş miydi sence? Dün vallahi Gürbüz bence hiçbir şekilde yapamadı. Bir de üstüne üstelik kendisi... yok ben yaptım, yok şu, yok bu. Soğan alacağım Gürbüz. Gelmişken önce yeşillikleri alsaydım. Alacağım, unuttum bak. Sence bugün Fatma nasıl gelecek? Fatma bugün bence çok sinirli gelecek. İnşallah hakkımı yemez. Hiç güvenmiyorum ama hakkımı yiyeceğini düşünüyorum. Bu arada yeşillik olarak ne aldın? Roka aldım, maydanoz aldım, dereotu aldım. Ya dün herkes Nedim'in konuşmasından şikayetçiydi. Nedim çok konuşuyor Gürbüz, hiç susmuyor. Susmadığı için de... yani hiçbir şey anlamıyorum. Ne konuştuğumdan anlıyorum ne bir şey. Gizem de kulağım patladı demişti. Haklı. Kulağımın dibinde bağırıp duruyor. Sebzeler tamam. Hadi yağlarını da al bakalım. Menün iddialı mı sence? Tabii ki de iddialı. Yalnız rakiplerin menünü kolay bulmuşlar. Bulsunlar. Onlar öyle zannediyor. Hiçbir şekilde kolay değil. Dolaba gidelim mi Gürbüz? Ya gelmişken salçanı alsana. Ha, salça. Sirkenin ardından salçasını da alan yarışmacımız... Una el atıyor hemen. Nedim Bey'e çok sinirliyim. Çok konuştu, boş konuştu. Benim masamı sabote etti. Buraya kendini övmeye, kendini anlatmaya, kendini göstermeye gelmiş. Bir zahmet gitsin kendine bir kitap çıkarsın. Kitap, hayatını bir kitaba döksün, orada satsın kitabını. Orada kendini anlatsın. Ben biraz neyi, neden yaptığını anlayamadım Nedim Bey'in. Çünkü anlattığı çok şey var. İşte ben şu kadar ülke gördüm, şunu gördüm, şurada yaşadım, burada yaşadım. Masasında açıkçası göreceğiz. Bu kadar çok gezdiğini, gördüğünü, yediğini, içtiğini masasına aktarabilecek mi? Çünkü yemekteyiz. Hani yurt dışında geziyoruz değil. Dolayısıyla biraz hani yukarıdan konuşuyor gibi geliyor. Masası günü geldiğinde görüyor olacağız. İsmet'in kiloyla ilgili yorumlarına ne diyorsun? Yaptığı çok ayıp ve çok hoş olmadı. Bir bayana bu hareket yapılmaz. Kırıldın mı? Tabii ki de çok kırıldım Gürbüz. Herkes hemen kilo vermek zorunda değil. Aynen değil. Yapacak bir şey yok. Demek ki veremiyorum. Zorunda mıyım? Buradan alacağım başka bir şey var mı? Evet, burada pirincimizi ekliyoruz. Başka? Burası tamam. İçeceklerin ardından sütlerini de alan yarışmacımız et siparişini veriyor hemen. Bana 1,5 kilo kuşbaşı antrikot. Tamam. 400 gram pastırma, 250 gram sıfır yağsız kıyma. Halledelim. Baharatlarını da alıyor hemen yarışmacımız. Evden bir şey getirdin mi? Evet, getirdim. Bizim köyün nohutunu getirdim. Onu kullanacağım. Kendi çikolatalarımı getirdim. Evet. Onları kullanacağım Gürbüz. Tava yoğurdunun ardından kremasını da arabaya atan yarışmacımız cevizini de alıyor hemen. Ne ekmeği alacaksın? Bir normal ekşi mayalı ekmek istiyorum Gürbüz. Bir de şu yulaflı ekmeği istiyorum. Şu iki ekmeği alalım o zaman. Evet, şu iki ekmeği istiyorum. Mevlacığım, sen ekmekleri hazırlayıp kasaya getirirsin. Etlerimizi de aldık. Başka eksiğin kaldı mı? Konserve nohut alacağım Gürbüz. Şaka ediyorsun herhalde. Yetiştiremezsem diye onu her ihtimale karşı almam lazım. Konserve nohudu da aldık. Şimdi doğru kasaya. Vallahi tam zamanında geldin. Gökçe'cim tebrik ederim. Teşekkür ediyorum Gürbüz. Yetiştireceğimi biliyordum zaten. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Evet, ne kadar tuttu? 2996. Şöyle vereyim. Bütçeyi aştın ama aramızda hallederiz artık. Tamamdır Gürbüz. Eksiğin yok değil mi? Hayır, yok Gürbüz. Her şeyim tamam. Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim. Gürbüz, sen bunları yerleştir, ben hemen üstümü giyip geliyorum. Anlaştık. Gökçe Hanım mutfakta çok zorlanmayacaktır. Çünkü görünüş itibariyle mutfağı çok seven biri herhalde. Yani mutfakla çok haşır neşir biri. Umut ederim ki bildiği şeyleri koymuştur menüye. Ama burada dediğim gibi yine hata var. O güveç olmaması gereken bir şeydi. O tatlı hiç gereksiz. Hakikaten olmaması gereken bir şeydi. İyi bir... Çorbayla başlamış, böyle güzel götürebilirdi ve o yemeklerin yanına salatayı koymayabilirdi. Salata hakikaten gereksizdi. Hiç gerek yoktu bence. Dün evet biraz sessiz kaldı Gökçe Hanım. Bence bugün savunamayacak yemeklerini çünkü zor bir menüsü var. Ben yemeklerini yaparken yorulacağını düşünüyorum açıkçası. Yorulduğu için de yani olumsuz giden, olumsuz olan, lezzetli olan yemeklerini de fazlaca savunmaya çalışacak ama bence ona dermanı kalmayacak. Ben
Ben geldim Gürbüz. Hoş geldin. Şimdi başlayacağız. Hemen mi? Evet. Ya daha süreni başlatmadım. Neyle başlayacaksın? Lebeniye çorbamın öncelikle nohutlarıyla başlayacağım. Hazır aldın. Onu kullanmayacak mısın? Önce her ihtimale karşı hazır aldım. Ben nohutlarımı kendim haşlayacağım. Bir ihtimal eğer ki haşlanmazsa o zaman kullanacağım. Sana da bu yakışır. O zaman süreni başlatıyorum. Tamamdır Gürbüz. 3, 2, 1 süren başladı. Lebeniye çorbasıyla başlıyoruz değil mi? Evet, evet. Sen Antepli miydin ya? Hayır Gürbüz. Sivaslısın değil mi? Evet ben Sivaslıyım Gürbüz. Lebeniye çorbası nereden aklına geldi? Lebeniye çorbası kışın çok güzel içiliyor, sıcak sıcak. Çok iyi gidiyor, o yüzden dolayı lebeniye çorbası tercih ettim. Sen düdüklü getirdin mi? Hayır Gürbüz, buradan düdüklümü kullanıyorum ama diğer tüm malzemelerimi kendim getirdim. Ay, ya nohutlar iyi pişmezse? Allah korusun Gürbüz, sus. Bazıları nohudu karbonatta bekletiyor. Sen de mi öyle yapacaksın? Hiç gerek yok Gürbüz. Kendi memleketimin nohutu inşallah pişecek, beni de utandırmayacak. Nohudu Sivas'tan mı getirdin? Evet Gürbüz. Vay! Ta Sivas'tan nohut getirdin ha? Evet. Sivas'tan başka neler getirdin? Sivas'tan başka bir şey getirmedim Gürbüz. Lebeniye çorbası için nohutlar düdüklü tencerede haşlanmaya bırakılıyor. Fırın önceden ısıtılıyor. Fırına ne koyacaksın? Şimdi hamurumu koyacağım. Önce hamurumu yoğuracağım, mayalı hamurumu ki fırını kapatacağım hızlı bir şekilde mayalansın diye. Biraz Pideye mi geçiyoruz yani? Evet evet, direkt pidenin hamurunu yoğuracağım. Güveç kapama ve kapalı pidenin hamuru için kaseye göz kararı su ve süt konuluyor. Gökçe'cim. Efendim Gürbüz. Bize biraz kendinden bahseder misin? Ben 31 yaşındayım. 12 yıllık evliyim. İki tane çocuğum var. Bir oğlum var 13 yaşında, bir de 8 yaşında kızım var. 12 yıllık evlisin, 13 yaşında çocuğun mu var? Ay pardon, 13 yıllık evliyim, 12 yaşında oğlum var. Ben de ne oluyoruz dedim. Bu arada neler koydun? Sıvı yağını alabilir miyim Gürbüz? Şekerini koydum, süt koydum, tuzunu koydum. Evet, çok az bir şey. Yağ koyacağım, ayçiçek yağı koyacağım. Daha sonra mayasını koyacağım Gürbüz. Mayanın hepsini atıyoruz değil mi? Evet, tam bir bütün maya atıyoruz. Şimdi Gürbüz oraya geçip eldiven almam gerekiyor. Koş hadi al hemen. Niye özellikle eldiven takıyorsun? Elimi yıkamakla uğraşmak istemiyorum. Hamura bulaşınca. El yıkamaya üşendin yani. Allah'ım. Bu arada Sivas su şehriliyim demiştin değil mi? Evet Sivas su şehriliyim. Buradan tüm memleketime selam söylüyorum. Orada akrabaların var mı? Olmaz mı? Annem orada, babam orada. Tüm ailem orada. Tek sen mi buradasın? Evet, bir tek ben buradayım. Kız kardeşim de Iğdır'da. Tayinleri çıktığı için oraya gitmek zorunda kaldılar. Böyle Gürbüz. Peki sen kaç yaşına kadar su şehrinde yaşadın? Ben 16 yaşına, 17 yaşına kadar orada yaşadım. Evlenince mi geldin? Evet, evlenip geldim. Nasıl evlendin? Görücü usulü mü? Yok, görücü usulü değil. Eşimle birbirimizi severek evlendik. Sivas'ta mı tanıştınız bakayım? Yani sayılabilir. Ya azıcık detay ver. Nasıl oldu? Yani Facebook'tan fotoğrafımı görmüş. Sonra Sivas, kendisi Sivaslı zaten. Sonra geldi, memleketimizde tanıştık, evlendik. Gerçekten mi? Evet, evet Gürbüz. Anne babam biraz izin vermek istemedi yaşım küçük diye ama işte aşk engel dinlemiyor. Pişman mısın? Hiç pişman değilim ama Gürbüz. Eşinin adı ne? Abdullah. Oradan buradan ona selam söylüyorum. Onu çok seviyorum. Onun tamamını kullandın. Demek evleneli 13 sene oldu. Evet, evet Gürbüz. 13 sene oldu. Sana arkadaşlık isteğimi gönderdi. Nasıl oldu? Tanışıyorduk da hani ortak arkadaşlarımızdan. O şekilde. İlk mesajı neydi çok merak ettim. Ya merhaba oldu yani, ne olacak Gürbüz. Ben de okuyordum o zaman, lisedeydim. Bu şekilde tanıştık. Yani hani o bana nasılsın iyi misin, o şekilde tanıştık. Öyle devam etti. Peki senin için hala ilk günkü gibi mi? Aynen Gürbüz, ilk günkü gibi hala çok seviyorum. Hiç pişman değilim, hiç değişmedi. Gerçekten hiç değişmedi. İyi ki tanımışım, iyi ki hayatıma girmiş. Ne güzel. Şanslısınız. Abdullah romantik mi? Gerçekten romantiktir. Bir de beni hiç üzmez. Her istediğimi yapar. Gerçekten mi? Evet. Biraz daha un alabilir miyim? Tabii. Sana böyle arada hediye alıp sürpriz yapar mı? Alır Gürbüz. Yani o genelde kartı komple bana verir Gürbüz. Ne istiyorsam alayım diye. O yüzden dolayı sağ olsun. Hiç beni darda zorda koymaz Gürbüz. Pide hamuru üzerine eklenen un ve ayçiçek yağıyla biraz daha yoğruluyor.
pide hamurunun üstü streçle kapatılıp önceden ısıtılan fırında dinlenmeye bırakılıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Yanıma bunu alayım, şeyi kıracağım, yapacağım. Neyi yapacaksın? Makineyi yapacağım Gürbüz. Pastaya mı geçiyoruz yani? Evet evet Gürbüz, pastanın pandispanyasına geçiyorum. Evden hamur yoğurma makinesini bile getirmişsin bakıyorum. Evet Gürbüz, kendi makinemi getirdim ki rahat işlem yapabileyim. Kaç yumurta? 3 yumurta kıracağım Gürbüz, yeterli çünkü. Çok fazlası da israf, günah. O yüzden dolayı israf etmeye gerek yok Gürbüz. Şimdi şekerimi alıyorum. Bu arada dikkat ettim de hiç kopya çekmedin. Her şeyi ezbere yapıyorsun. Tabii Gürbüz, yani yemek yapmayı biliyorum diyen sonuçta her şeyi ezbere yapmalı. Vallahi bazı yarışmacılar kopya çekmeden yemek yapamıyorlar. O zaman ne anlamı var? Şunu alayım da rahat çalış. Tabii Gürbüz. Şeker ne kadar koyuyorsun? Bir su bardağından 2 parmak az şeker koyacağım 3 yumurtaya. Şimdi Gürbüz bu... Böyle çırpılı duracak. Ay, sesi de yüksekmiş. Böyle ne kadar duracak? Bu ses çok yüksek, bir 10 dakika duracak. O zaman biz bunu içeri alalım, olur mu? Tamam Gürbüz. Ama içine hemen un falan koyacağım. 10 dakika kadar çırpısın, köpürsün Gürbüz. Öyle. Narlı cevizli yeşil salata için yeşillikler sirkeli suda bekletiliyor. Pastırmalı kaşarlı kapalı pidenin iç harcı için uzunlamasına doğranan pastırmalar kaseye alınıyor. Kaşar peynirini rendeleyecek misin? Gürbüz, rendelemiyorum ki çok çabuk erimesin, hamurlaşmasın hamurumuz diye. Bunlar kapalı pidenin iç harcı için değil mi? Evet Gürbüz, çok lezzetli oluyor. Yemek yapmayı kimden öğrendin bakayım? Ben yemek işini annemden öğrendim. Benim annem çok güzel yemek yapar. Çok lezzetli de yemek yapar, sağ olsun elini bana vermiş. Ben de çok güzel yemek yapıyorum onun sayesinde. Bugün de inşallah yapacağım ve herkese göstereceğim Gürbüz. Annenler Sivas'ta yaşıyor değil mi? Evet Gürbüz, annem orada yaşıyor. Annem kendisi sağlık memuru. Öyle mi? Evet ama çok da güzel yemek yapıyor. Genelde düğünlere falan yaptırıyorlar Gürbüz. Peki baban ne iş yapıyor? Benim babam esnaf, mermerci. Gördünüz bu mermerlerin hepsini babam yapıyor. Hadi ya. Öyle söyleyeyim Gürbüz. O zaman babanın işleri iyidir. Tabii tabii iyi, elhamdülillah. Kaç kardeşsiniz? 3 kız kardeşiz Gürbüz. Ya ne güzel. Evet, babamın en sevdiği şey kız çocuğudur bu dünyada. Allah da ona 3 tane kız çocuğu vermiş. Öyle Gürbüz. Şimdi ben bunu kapatayım, içine toz vesaire bir şey girmesin. Hamurun mayalana kadar beklesin ki elimiz rahat hareket edelim. Tava alacağım Gürbüz. Ana yemek güveç kapama için kuşbaşı doğranmış antrikotlar tavada soteleniyor. Şimdi ne yapacaksın? Ben hemen biberlerimi doğrayayım o gelene kadar, boş durmayayım. Vallahi hiç boş durmuyorsun. Arı gibisin maşallah. Buraya katıldıysam kendime güvendiğim için buraya katılan kişi de arı gibi olmalı ve becerikli olmalı Gürbüz. Peki Fatma'nın performansını nasıl buldun? Ya Fatma'nın bence olumsuz olarak şöyle söyleyebilirim. Yani çok fazla bence panik yaptığı için bazı şeyleri yapamamış. Çünkü bazı şeyleri gerçekten hiç olmamıştı Gürbüz. Bu arada hamur yoğurma makineni tekrar getirdim. Tamam. Bir daha takabilir miyiz onu? Ben hemen diğerlerini koyayım. Hemen onun malzemesini at. İçeride 10 dakika çalıştı bu arada. Sen yapacağın zaman çalıştırırsın. Sütümü alıyorum. Sıvı yağımı alıyorum. Ben bir daha oraya git gel yapmıyorum. Gıda boyamı alıyorum. Hadi malzemelerini getir koy bakalım. Bunu nasıl koyalım? Şöyle döndürebiliyor muyum? Heh. Bu arada yumurta ve şeker istediğin kıvamda olmuş mu? Olmuş Gürbüz, gayet güzel olmuş. Yumurtaları kabarmış. Kakaomu koydum. Bir tatlı kaşığı kadar kakao koydum Gürbüz. Tamam. Başka ne koyacaksın? Bir tatlı kaşığı kadar gıda boyası koyacağım Gürbüz. Ay, gıda boyası pek hoş olmadı. Öyle olur çünkü Gürbüz. Çok az bir yağ koyuyorum Gürbüz. Ya gıda boyası koymasan olmaz mıydı? Olmaz Gürbüz. Bu zaten kırmızı ya. Canım sen de kırmızı yapmayıverseydin. Bu arada etime bir bakayım Gürbüz. Ya menüye çilekli mini pasta yazsaydın kırmızı yapmak zorunda kalmazdın. Gürbüz, kekim kırmızı olduğu için onu da eklemek istedim. Vallahi bu kırmızı gıda boyasına çok laf edecekler. Edemezler Gürbüz. Onlar bunun kırmızısını bile yapamazlar. Kaç dakika sürecek? 1 dakika falan.
çırpılan kek harcına birer paket vanilya ve kabartma tozunun ardından un ve biraz da sirke eklenip tekrar makinede karıştırılıyor. Hazırlanan kırmızı kek harcı yağlı kağıt serili tepsiye yerleştiriliyor. Mayalanan pide hamuru fırından çıkartılıp pastanın kırmızı keki pişmeye bırakılıyor. Evet, asıl bombamız bu. Çilekli kırmızı mini pasta nedir diye düşünüyorum şu anda ben. Acaba böyle hamurunu kırmızı mı yapacak? Yani pandispanyası kırmızı mı olacak? Nereden verecek? Çok da çileğin mevsimindeyiz ya. Kışın ortasında çileğe de yapacak. Nereden yapacak? Çok şüpheli yani. Akşam yemeklerinden sonra tercih etmem pastayı. Daha çok şerbetli tatları tercih ederim. Pasta benim için çayın yanında bir günde arkadaşlarla toplanıp yediğimiz bir şey yani. Günlük yediğimiz bir şey. Ama eğer zannetmiyorum tutturabileceğini de, tutturabilirse de yine emeğine saygı duyacağım. Güveç kapama için kuşbaşı antrikotla kavrulacak olan yeşil biberlerin ardından kırmızı biberler de doğranarak kaseye alınıyor. Pastanın kreması için bir yumurta sarısı, nişasta ve un süte eklenip sürekli karıştırılarak pişiriliyor. Tezgahta hazır pasta kreması görüyorum. Evet. Onu nerede kullanacaksın? Bunu da işlem yapacağım. Pasta kremasından hariç krem şanti şeklinde kullanacağım onu da ama pastamda çok az, minnacık kullanacağım. Süslemede mi? Evet, süslemede. Keşke onu da şimdiden yapsaydın da donsaydı dolapta. Hemen donar o da şimdi. Önce şu muhallebim hemen pişireyim. Parayı kazanırsan ne yapacaksın bakayım? Parayı kazanırsam çocuklarımla harcayacağım. Yani tatile gideceğim. Çocuklarıma harcayacağım açıkçası. Bir de oğlumu dershaneye göndermek istiyorum. Onun için. Üniversite sınavına mı girecek? Yok, seneye lise sınavına hazırlanacak. O yüzden dolayı. Çocuklar kaç yaşında demiştin? Şu an oğlum 12, kızım 8 yaşına girecek işte. Bu arada evden yemek pasta falan yapıp satıyor musun? Ya ben dışarıya genelde içli köfte, pasta, tatlı, yaprak sarma böyle şeyler sarıyorum, yapıyorum. Ay, pandispanya yanıyor. Pandispanyam yanmaz gürbü. Emin misin? Yanmaz yanmaz. Aman canım. Zaten kakaolu olduğu için anlaşılmaz. Evet, evet. Demek dışarıdan sipariş alıyorsun. Peki gelecekte yer açmak için bir hayalin var mı? Evet, hayalim var. Şöyle küçük bir kafe açmak istiyorum. Niye küçük? Büyük olsa olmaz mı? Hayır, küçük. İnsanların yemek yerken mutlu olacağı, onları da görebileceğim büyük bir yer değil. Kendi başında olabileceğim bir yer istiyorum. O koyduğun ne? Bu beyaz çikolata, pastanın muhallebisi için kullanacağım. Sen mi getirdin? Evet, kendim getirdim. Beyaz çikolatalı muhallebi kreması cam kaba alınıp üzeri streçle kapatılarak buzlukta soğumaya bırakılıyor. Çilekli mini pastanın pişen kırmızı keki fırından çıkartılıyor. Şimdi burada pastanın rengi mi kırmızı? Hani bu önemli bir soru. Eğer kırmızıysa neyle renklendirecek? Renklendirici bir boya mı kullanacak mesela? Hani ben bu açıkçası biraz soru işareti. Eğer pandispanyalarını güzel tutturursa lezzetli bir şey olabilir ama bilmiyorum. Tek bir pandispanya yapıp onu mu bölecek? Yoksa hani nasıl bir şey yapacak? Bilmiyorum yani, mini bir pasta ayrı ayrı mı olacak? Bakalım, emeğiyle göreceğim. Pasta için çırpılan hazır pasta kreması labne peynirle karıştırılıp buzdolabında soğumaya bırakılıyor. Haydari için süzme yoğurt kaseye konuluyor. Menüye kiminle karar verdin? Menüye tek başına karar verdim. Bu hayatta her şeye tek başına genelde karar veririm. Haydari için süzme yoğurt, içine eklenen süzme peynir ve labne ile karıştırılıyor. Haydari'nin sosu için tereyağı eritiliyor. Ne kadar tereyağı kullanacaksın? Evet, şimdi göz kararı ben tereyağı koydum. Tereyağını asla kızdırmıyoruz, yakmıyoruz. Hafif eritiyoruz. Daha sonra içine nane atacağız. Şimdi ben haydariye tuz atacağım. Daha sonra sarımsağım vardı benim. Şurada sarımsağım. Yağ demişken, dün keşkek yatağında pirzolanın yağ yüzünden epey bir öksürdün. Evet. Niye öyle oldu? Yağı yaktı ama inkar etti yaktığını. Ben dedi yağ yakmadım dedi. Zuhal Hanım bile konuşurken zorlandı Fatma Hanım yaktığı yağdan. Yani hani inkar etti ama ben yakmadım dedi. Öyle bir şey yok. Bir bıçak daha alabilir miyim? Tabii. Al bakalım. Yalnız sen dün bayağı nefes nefese kaldın. Evet evet, çok öksürdüm. Hatta
çekimden sonra da devam etti öksürmem. Yani inkar etti ama yaktı yağı. Bir de o yaktığı yağı da bari tekrar yap. Neden önümüze koyuyorsun? Bu arada Haydari için o kadar sarımsak çok değil mi? Ben aslında bütün yemeklerim için kullanacağım elimi. Önden sarımsakları hazırlamak akıllıca. Ben bir su bardağına... Şimdi ne yapıyorsun? Şöyle bir su bardağına şeyleri koyacağım ki rahat açılsınlar diye sarımsaklarım. Gürbüz, elimi kestim. Bir yara bant alabilir miyim? Tabii, hemen parmağına bant takalım. Artık sol elinde eldivenle çalışmak zorundasın. Tamamdır, sorun değil. Şu çekmeceden eldiven alabilirsin. Tamamdır. Eldiveni de taktığına göre Haydari'ye devam edebilirsin. Şimdi ne yapacaksın anlat lütfen. Şimdi ben bunu çatalla ezdim ama pütürlü kalacağı için... Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Blender'ı mı etsem diye düşünüyorum Gürbüz. Bu arada Haydari'ye hangi peynirleri koymuştun? Labne koydum, süzme peynir koydum. Şimdi biraz tuz koyacağım. Süzme yoğurt koydum. Şimdi az bir şey. Yoğurt çok tuz kaldıran bir şey olmadığı için çok fazla koymaya gerek yok. Haydari'ye ezine peyniri koyanlar da oluyor. Ezine peyniri koyanlar da oluyor ama ben bunu böyle yap. Eyvah! Yağ yanıyor! Koş hemen bak! Şaka yaptım şaka. Eriyen tereyağına kuru nane ekleniyor. Tereyağı sosuyla karıştırılacak Haydari neredeyse hazır. Güveç kapama ve kapalı pide için mayalanan hamur bezelere ayrılıyor. Herkese birer tane mi yapacaksın? Evet, herkese bir porsiyon yapacağım. Şimdi bunlar tamam. En son bunu da yaptığım zaman... Şimdi güveçlerim için... Hamurlarımı yapacağım. Bu arada Nedim demiş ki pastırmayı mutlaka çemensiz alması lazım. Yemeklerde çemenli pastırma kullanılmaz demiş. Çemensiz söylemiştim markete zaten. Çemensiz verdiler diye biliyorum. Sence çemenli ya da çemensiz olması fark eder mi? İncirleri dökülecek demek ki. Çemensiz olunca herhalde incirleri dökülecek. Yani ne fark ediyor ki ha çemenli ha çemensiz yesinler bir şey olmaz. Daha böyle lezzetli pide yememişlerdir. Nedim hakkında ne düşünüyorsun çok merak ediyorum. Nedim Bey bence buraya hava atmaya gelmiş. Neyin havasını? Yani yok ben buraya gittim. Yok benim bu var. Yok benim şuyum var. Yok teknem var. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bu da 12. İkişer tane mi yapacaksın? Hayır 6 tane güvecime. 6 tane de yalnız şey bunu verebilir miyim? Tabii alayım. Çok az kaldı. Oklavamı alacağım. Şimdi... Pidelerimi yapacağım. Masada herkes Nedim'den çok şikayetçi. Bizi konuşturmuyorsun diyorsunuz. Evet yani konuşturmadığı için de konuşturmuyorsunuz diyoruz. Çünkü devamlı kendinden bahsediyor. Nereye gittiğinden bahsediyor. Ne yaptığından bahsediyor. O yüzden dolayı da bize fırsat kalmıyor. Programı izlerken hiç böyle bir yarışmacıya denk gelmiş miydin? Evet genelde hep böyleleri zaten var ya. İnsanı delirtiyorlar. İzlerken en çok hangi tiplere sinir oluyordun? Yani kendini övenlerden, devamlı olmuş şeylere de olmamış diyenlerden aşırı gıcık kapıyorum. Onlardan bir tanesi de maalesef bana denk geldi. Kim o? Yani bence İsmet Bey olmuş şeylere de olmamış diyor. İsmet'in yemek bilgisi nasıl sence? Bence olduğunu düşünmüyorum. Sadece hani buraya böyle eğlencesine gelmiş belli. Hani kazanacağına da inanmıyorum. Kendisi veterinermiş. Evet, veterinermiş. Bence veterinerliğe devam etsin. Hiç uğraşmasın. Veterinerliğe devam etmeye çalışsın. Ay, yalnız biraz hızlanman lazım. Daha ikincidesin. Gürbüz, hemen. Bana yapmıyorsun galiba. Mecbur sana yapamıyorum Gürbüz. Zamanım yok Gürbüz. Bana 10 dakika ver Gürbüz sana da yapayım. Neyse artık. Kalan malzemelerle ben kendime yaparım. Artık yapacak bir şey yok. Açılan ikinci hamurun üzerine de önceden doğranan kaşar peyniri ve pastırmalar yerleştirilip hamurun karşılıklı kenarları birleştirilerek kapatılıyor. Yani pastırmalı kaşarlı kapalı pide inşallah içi böyle hamur kalmaz. Çıtır güzel bir hani termede ben çünkü kapalı pide yedim.
Biliyorum hani nasıl olması gerektiğini. İnşallah hani hiç böyle hamur olmaz, lezzetli bir pide yeriz. Ben de hep açık pide yedim. Ama yani bu bence tamamen söylediğim gibi paçanga böreğinin biraz daha modernize hali olmuş gibi bir pide yapacağını düşünüyorum. Yani ben zaten Rizeliyim, bizim oralarda pide meşhurdur. Pide dediğin açık olur, kıymalı olur, kaşarlı olur, direkt yöresel peynirli olur, pastırmalı da açık olur benim bildiğim yani. Açıkçası emekten bahsediyorsak tabii ki yapmasını istediğim kapalı bir pideyi tekil porsiyonlarla sunuyor olması. Yani bir tane yapıp kesip getirirse üzülürüm. Şu an kaçıncıyı yapıyorsun? Sonuncuyu yapıyorum. Gürbüz, bana bir tepsiyle bir yağlı kağıt verir misin? Tabii. Al bakalım. Yağlı kağıt serilen tepsiye pastırmalı kaşarlı kapalı pideler yan yana diziliyor. Pidelerin üzerine sürülecek tereyağı sosu kaseye alınıyor. Soğuyan naneli tereyağı sosu haydari ile karıştırılıyor. Kolay soyulması için suda bekletilen sarımsaklar haydari'nin içine rendeleniyor. Üzeri streçle kapatılan haydari nihayet hazır. Yumurta sarısı üzerine eklenen tava yoğurdu ve ayçiçek yağı ile karıştırılıyor. Sence Gizem'in yemek bilgisi nasıl? Yani Gizem Hanım'ın bence yemek bilgisi var. Diğerleri gibi değil. Sadece bence aksettiremiyor, anlatamıyor kendini. Ama var yani. Üzerine yumurta sarısı, yoğurt ve yağ karışımı sürülen pastırmalı kaşarlı kapalı pideler fırında pişmeye bırakılıyor. Pastanın kırmızı keki yuvarlak kalıpla kesilerek dilimleniyor. Yuvarlak şekilde dilimlenen kırmızı kekler pasta sunum altlığına yerleştiriliyor. Bu jelatinler nerede satılıyor? Bu jelatinler pasta malzemesi yapılan yerlerde satılıyor. Ben bunları özel olarak kendim kestim, kendim ayarladım ölçülerini. Pastanın soğurken dağılmaması için gıdayla temasa uygun jelatinler keklerin etrafına geçiriliyor. Bol suyla yıkanan çilekler kesiliyor. Vallahi pasta güzel olacak galiba. Yetiştiremeyeceğim ki. Niye ya? Daha 1 saat 25 dakikam var. Vallahi biz seninle kahve bile içeriz. Çorban falan hazır ya, hepsini içeriyelim. Pardon, duyamadım. Çorban falan hazır ya, hepsini yaparız diyorum. Var mısın iddiaya? İddiasının neyine girelim Gürbüz? Bence sen yetiştireceksin. Yetiştiremeyeceğim Gürbüz. Bütün ümidimi kaybettim. Gerçekten mi? Evet. Kesilen çilekler dik duracak şekilde kırmızı keklerin üzerine tek tek yerleştiriliyor. Buzlukta soğutulan beyaz çikolatalı muhallebi kreması hamur yoğurma kabına alınıp kremayla iyice çırpılıyor. Güveç kapama için sotelenen kuşbaşı antrikotların üzerine ayçiçek yağı, tereyağı ve arpacık soğanlarla önceden doğranmış yeşil ve kırmızı biberler ekleniyor. Gürbüz, biraz salça alabilir miyim? Salça mı? Evet Gürbüz. Ne salçası? Domates salçası. Duyamıyorum. Domates salçası. Bağır azıcık. Domates. Domates mi? Evet. İşte geldi. Hop. Buyursunlar. Domatesli mi Gürbüz, beni kandırmıyorsun. Ya niye kandırayım? Yalnız tatlı domates salçası. Tamam ol. Tatlı domates salçası diye bir şey mi var? Şaka ediyorum. Bu arada pul biber attın. Başka neler var bu güveç kapamada? Arpacık soğanlarını koydum, biberlerini koydum. Bir kere dönecek. Daha sonrasında fırında 40 dakika pişecek bunlar. Bağır azıcık, bağır. 40 dakika pişecek Gürbüz. Ay. Biber salçası koydun. Domatesi mi yıkıyorum? Hayır. Rendelenen bir büyük domates de güveç kapamanın eti ve sebzeleriyle kavrulmaya başlıyor. Sarımsaklar etlerin üzerine büyükçe doğranıyor. Şimdi neye geçiyoruz? Şimdi pasta kremasını koyacağım. Pastacı torbasına. Sonra çilekleri artık kaymasın diye içine yerleştireceğim. Sıkma torbasına alınan krema, kırmızı kek ve doğranmış çileklerin üzerine yerleştiriliyor. Hala pasta yapıp satmaya devam ediyor musun? Yani şu anlık durdum Gürbüz. Ya neden? Bilmem Gürbüz, yani şu an kızlarım, çocuklarımla ilgileniyorum. O yüzden dolayı çok fazla orayla ilgilenemiyorum. Maşallah, çocuklar büyümüşler. Evet Gürbüz, büyüdüler. Allah'ıma şükür onları da büyüttük. Yuvarlak kalıpla kesilen kek dilimleri birer birer pastaların üzerine yerleştiriliyor. Bu pastaya kolay diyebilirler mi sence? Hayır diyemezler Gürbüz. Bir sürü işlemi var bu pastanın.
Şimdi diğer pasta kremasından alacağım. İnanılmaz iyi akıl etmiş. Kışın çilek tabii tam mevsimi. Yani tam mevsiminde bir şey yapmak, bir ürünü yapmak çok akıllıca bir iştir. Çok çok başarılı olmuş. Yani bunu kime yedirecek, ne anlatacak? Yani yazık olmuş. Çileğe yazık, bize yazık, fırına yazık, ona yazık, buna yazık. Herkese yazık olmuş. Bence pasta yani ana yemek sonrasında hafif bir lezzet olduğu için tatlı olarak sunulabilir ama orada işte o pandispanyanın şeker dengesi, krema, onların hepsi önemli bir unsur. Lezzet bütünlüğü olacak mı? Bu arada sana bir sürprizim var. Sana biraz moral olsun diye Iğdır'daki kardeşin Elif'i görüntülü olarak aradım. Hadi iki kardeş hasret giderim bakalım. Ne yapıyorsun? Ağlama. Sen de ağlama ama. Yetiş. Yemeklerde odaklan. Baksana her şeyin en güzelini yapıyorum sana. Biliyorum. Bunu biliyorum. Sen başaracaksın. Sakın ağlama. Mutluyu asla düşürme. Tamam. Tamam düşürmeyeceğim. Tamam söz. Yapacağım. Biz sana çok güveniyoruz. Tamam. Ne kadar uzakta olursam olayım her zaman senin yanındayım. Sana. Biliyorum. Biliyorum. Elifciğim, kardeşinin şu an biraz desteğe ihtiyacı var. Destek olana olur mu? Biliyorum. Teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum. Elifciğim, Gökçe seni çok özlemiş. Yanına gelmek istiyormuş. Bilecek nefes kaldı. Mesafe olarak birbirinize epey uzaksınız. Sizin için zor olmalı. Seni çok seviyorum. Az kaldı. Son 55 dakika ve artık bütün yemeklerin son aşamasında. Biliyorum zaten o her şey. Elifciğim kendine iyi bak olur mu? Hadi seni çok seviyorum yapacağım. Başaracağım. Biliyorum. Başaracağım. Tamam. Eslem. Teyzeciğim. Bay bay. Teyzeciğim bak. Bak fındığım. Ben de seni çok seviyorum. Görüşürüz Elif. Nasılsın Gökçeciğim? Biraz daha motive oldun mu şimdi? Evet daha çok motive oldum. Çok teşekkür. Güveç kapamanın tavada ön pişirmesi yapılan eti ve sebzeleri güveç kaplarına yerleştiriliyor. Gökçeciğim 3 kız kardeşsiniz değil mi? Evet 3 kız kardeşim. Diğer kardeşin için de böyle ağlıyor musun? O küçük ama hani o biz beraber büyüdük. Kız kardeşimle aramızda 2 yaş var. Onunla o kadar değil, onunla daha fazla var. 13 yaş var aramızda bununla. Sonradan piyangodan çıkanlardan. Aynen öyle, sonradan çıkan bir şey. Ama onu da çok seviyorum. Mutlaka. Ama hani kız kardeşim başka tabii. Görevleri dolayısıyla Iğdır'dalar değil mi? Evet maalesef. Ayrı düştük, ayrı kaldık. Fırında pişerken kurumaması için her bir güveç kabına biraz su ekleniyor. Hala güveçleri kapatmadı. Evet bunları kapayacağım ama önce pastalarımın son halinde bitirmem lazım öyle. Diğer kremamı tekrar koyacağım üstüne ondan sonra üzerine rondodan çekip pastalarımı dolaba atıyorum ve pastam bitecek. Hiç takıntın var mı? Ben temizlik konusunda biraz sıkıntılıyım. Çocuğum da benim yüzümden biraz, kızım da o yüzden dolayı biraz sıkıntılı. Bu sıra devamlı ellerini yıkıyor. Yo! Benden dolayı. Evet azıcık elleri yara olmuş. Dedim bir daha yapma. Diyor ki sen diyor her zaman temizlik yapıyorsun ama ben de yapacağım. Çilekli kırmızı mini pastanın üzerine tekrar krema yerleştiriliyor. Bunun üzerine başka ne koyacaksın? Şimdi rondosundan kırmızı şeyini çekeceğim. Neyini? Kekini çekeceğim ve bitiyor. Ondan sonra üstüne döküp bitireceğim. Kırmızı kekten artan parçalar rondoda iyice çekilip ufaltılıyor. Pastanın üzeri kırmızı kek tanecikleriyle süsleniyor. Öyle, hemen pastalarım hazır. Dur sana dolabın kapağını açayım. Evet, pastalarımı koydum. Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada kapamam var. Hemen kapamamı yapıyorum. Sonrasında da çorbama geçeceğim. Oklavayla kalın şekilde açılan pide hamuru güveç kabının üzerine yerleştiriliyor. Pide hamurlarıyla güveç kaplarının üzeri kapak gibi kapatılıyor. Eyvah! Pideler! Pidem! Ne durumdalar? Hah, oh gitmemiş, korktum. Eldiven, ha. Vallahi hiç fena görünmüyorlar. Çıkar da hemen bakalım. Evet, pidelerim hazır. Sırada ne var? Şimdi hamurlarımın hemen yumurtalarını süreceğim. Bir saniye yumurtam neredeydi? Yumurta sarısı, yoğurt ve sıvı yağ karışımı güveç kapamanın hamurlarına sürülüyor.
Son olarak hamurların üzerine susam ve çörek otu serpiliyor. Vallahi bugün annem de kayınvaliden de seninle gurur duyacaklar. Evet, buradan kaynanama da çok geçmiş olsun diyorum. Hastanede yatıyor şu anda, rahatsız. Ya! Nesi var? Kötü hastalık. Evet, çok geçmiş olsun. Rabbim şifa versin. Elden ayaktan düşürmesin kimseyi. Umarım iyileşir. İnşallah. Nerede şu anda? Şu an Sivas Suşehri'nde. Ben Sivas Suşehirliyim ya, Gürbüz. Kayınvaliden de mi orada yaşıyor? Evet, Gürbüz. Gürbüz bu kadar hızlı amroçan gördün mü hiç? Bu arada görümcen, eltim falan var mı? Var, evet. İki tane eltim var. Eltilerle aran nasıl vakit? Eltilerim benden büyük, Gürbüz. Ha, sen en küçük gelinsin. Yani iyiler. Yok, hayır. Hiç kimsenin bana bir zararı yok. Benim görümcemin bir tanesi 60 yaşında. Kaç? Ya o artık görümce değil, annen gibi. Annemden büyük, benim annem 48 yaşında. Ne? Maşallah. Güveç kaplarına kapak gibi yerleştirilen hamurların üstüne yumurtalı harç sürülüp çörek otuyla süsleniyor. Ana yemek güveç kapama da nihayet iki ayrı fırında pişmeye başlıyor. Tamamdır, bunlar pişecek. Benim kaç dakikam kaldı Gürbüz? Son 10 dakika. Gürbüz, doğruyu söyle. Son 40 dakika. Son 40 dakika çorbam, salatam, masam. Önce hangisi? Çorbaya gireceğim. Lebeniye çorbası için haşlanan nohutlar hazır. Şimdi ne yapıyorsun? Şu anda lebeniye çorbamın meyanesini yapacağım. Meyanesine neler koyacaksın? Yoğurt koyuyorum 2 kase kadar. Bir yumurta, bir un ve yarım limon sıkacağım. Yumurta getireyim mi sana? Evet, bir tane yumurta istiyorum. Gürbüz. Lebeniye çorbasının meyanesi için yoğurdun üzerine tuz, bir yumurta ve limon suyu eklenip smoothie blenderla karıştırılıyor. Lebeniye çorbasının köftesi için kıyma kaseye alınıyor. Ben Gökçe Hanım'ın bugün içinden bir canavar çıkacağını düşünüyorum. Çünkü kilo konusunda bana çemkirmesinden kendisinin içindeki o canavarı bize bir sundu. Hasta ne zaman hastalığını kabullenirse o zaman iyileşmeye başlar. O yüzden zayıflayamadığını düşünüyorum aynı zamanda. Bu arada İsmet demiş ki hasta önce hasta olduğunu kabul edecek. Onun kilo verememesinin nedeni kilolu olduğunu kabul edememesi demiş. Boş konuşmuş. Çorbanın köftesi için kıymanın üzerine soğan rendeleniyor. Lebeniye oldukça zor bir çorba, öyle değil mi? Hakkıyla yapmak lazım. Peki hakkıyla yaparsan çorbanın hakkını verirler mi dersin? Vermeyecekler. Kim verir kim vermez? Bence İsmet vermeyecek. Kıyma, soğan ve galeta ununun üzerine tuz ve karabiber eklenip iyice yoğruluyor. Ay, biraz panik mi oldun sen? Evet, evet Gürbüz. Yetiştirememekten korkuyorum çünkü şu anda. Vallahi haklısın. Zamanın çok daraldı. Bu daraldı, evet Gürbüz. Bence Gökçe Hanım yetiştiremeyecek bu menüyü. Panik olabilir. Bence öyle bir tip var, yapamayacak gibi geliyor bana. Yetiştiremeyecek, eksik menüyle çıkacak sanırım. Lezzetlerine göre bakarım öncelikle. Eksik menü olduğunda hani bir iki ver... Yani lezzetine göre değerlendiririm açıkçası. Eğer diğer lezzetleri de beğenmezsem 1 veya 2 puan verme hakkımı tabii ki kullanırım. Lebeniye çorbasının pirinçleri suda haşlanıyor. Köfte harcından kopartılan misket büyüklüğünde parçalar elde yuvarlanıp yapışmaması için unlu kaba konuluyor. Annen güzel yemek yapıyor mu? Benim annem çok güzel yemek yapar. Ondan öğrendim yemek yapmayı. Tabii ki de onun kadar yapamıyorum. Şu anda zamanımız kısıtlı olduğu için... İstediğim gibi de yapamıyorum ama. Peki Elif mi güzel yemek yapıyor yoksa sen mi? Ben. Ben yapıyorum. O kendi de biliyor benim yaptığımı. Elif yemekten anlamıyor mu yoksa? Hayır, anlar. Çok güzel yemek yapar. Ama tabii benim daha çok tecrübem var. O daha yeni evlendi. Hani yeni yapıyor. Vallahi bugün çok üstüne gelecekler. Yemeklerini savunabilecek misin? Biraz narinsin gibi geldi bana. Yani biraz evet, narinim. Peki çok üstüne gelirlerse Elif'le ağladığın gibi masada da ağlar mısın? Hayır, ağlamam. Ben o şekilde hakkımı savunurum. Yani olan şeyi de olmamış derlerse tırnaklarımı çıkarırım o zaman. Çok sinirlenirim yani, eğer hakkımı yerlerse aşırı sinirlenirim. Gördüğün gibi Gürbüz, 30 tanesini yaptım bile. Lebedi çorbasını Yunanlar da yapar ve çok güzel yapar ve ismi Yuvarlakya. Ya Gökçe, yani inşallah bari bunu yapar. Yani Gökçe'nin çok şeye deneyeceğini düşünüyorum. Ama yanlış kararlarla gideceğini, yani benim tahminim o. Çünkü zaten kızcağız genç ve fazla tecrübeli de değil yani yemek konusunda. Bir de belli şeylerin, klişelerin dışına zor çıkıyorlar. Bir de o var tabii, o da önemli bir faktör. İnşallah bir şeyler yapar. Şimdi ne yapacaksın Gökçeciğim? Evet, pirincim haşlanırken soframızı kuralım Gürbüz. Emin misin? Evet Gürbüz, eminim. Koş hadi koş.
Hemen masanı kur bakalım. Gürbüz, bana yardım eder misin sofrayı? Tabii ki ederim. Bir açmak için. Sen bu örtüyü evden mi getirdin? Ben kendim özel diktirdim Gürbüz. Vay! Ekipten ölçüyü aldın herhalde. Evet Gürbüz, önceden ölçüsünü istedim. Rengi de şahaneymiş. Özel kumaşını gittim. Kendim aldım, seçtim, beğendim. Masa örtüsü tamam. Hadi tabakları getir bakalım. Dün herkes kendi takımını getirmeli demiştin zaten. Aynen öyle Gürbüz. Herkes kendi takımını getirmeli. Tabaklar yerleştiriliyor hemen masaya. Bu arada Gürbüz, çiçeğimi de kendim yaptım. Her şeyini tek tek gittim, aldım. Her şeyini kendim yaptım. Çiçeğin ardından servis peçeteleri ve çift servis olarak çatal kaşık takımı masaya yerleştiriliyor. Vay! Masan güzel oluyor, farkında mısın? Güzel olsun Gürbüz, çok emek veriyorum. Herkes veriyor illaki ama çok uğraştım bunlar için. Burada yarışmak zor muymuş? Burada yarışmak zormuş Gürbüz. Nesi zor ya? Ne güzel yapıyorsun işte. Yani inşallah yapacağım. Bardaklarım kaldı Gürbüz. Bardaklar da hızla masadaki yerini alıyor hemen. Ekmeğimiz de tamam. Ve masa... Bitti Gürbüz. Tebrik ederim. Şimdi neyin kaldı? Çorbam ve salatam kaldı. Çorbamın köfteleri hazır zaten. Birleşecek sadece. Kapattım. Koş hadi koş. Hemen çorbayı yapmaya başlayalım. Şimdi çorbanın neyini hazırlayacaksın? Nohutları ayıklayayım şimdi. Eldiven hemen elime giyeyim. Biraz daha sıcak su ilave edilen pirinçlerin üzerine haşlanmış nohutlar ekleniyor. Şimdi ne yapacaksın? Tamam Gürbüz. Şimdi meyanesiniyle bir daha bir kere daha karıştırıyorum. Köfteler ne zaman girecek? Köfteler de Gürbüz. Biraz şimdi içine atayım. Köfteleri kızartacak mısın? Yok, kızartmayacağım. Ama kızartman gerekmiyor muydu? Normalde kızartılıyor ama kızart. Keşke biraz kızartsaydın. Yok, kızartmayacağım. Emin misin? Eminim. Vallahi sen bilirsin. Üzeri unla kaplanan minik köfteler de çorbanın suyuna eklenerek pişmeye başlıyor. Ayrı bir tencereye konulan meyane çorbanın suyuyla ılıştırılıyor. Hazırlanan meyane kesilmemesi için sürekli karıştırılarak çorbanın suyuyla birleştiriliyor. Gürbüz, bunu bir karıştırabilir misin? Ben hemencik şuradan bir tane tava alacağım. Tavada ne yapacaksın? Nane yakacağım tereyağı ve zeytinyağıyla. Sen onu hazırlarken ben de çorbayı karıştırayım. Bakır sahan bile getirmişsin, evet, bakıyorum. Evet Gürbüz, her şeyimi getirdim. Her şeyim dört dörtlük olsun diye uğraşıyorum. Ama işte. Eritilen tereyağı ve ayçiçek yağından nane yakılarak lebeniye çorbasının sosu hazırlanıyor. Lebeniye çorbası çok iddialı bir çorba. Gerçekten tebrik ediyorum arkadaşımızı. Ama onun yoğurt ayarını, yani yoğurdu kestirmeden pişirebilirse ve içindeki köfteler ve nohutlar da pişmiş olursa benden geçerli bir not alır. Kendisi benim çorbama kesildi dedi. Bakalım onun çorbası nasıl olacak? Eğer kesilirse inşallah kesilecek ve hakkını vereceğim onun. O 5 puanın hakkını vereceğim ona. Konserve nohut kullanırsa kesinlikle geçemez. Hayatta geçemez. Salata için maydanozlar doğranıyor. Narlı, cevizli, yeşil salatada neler vardı? Roka, dereotu, maydanoz, nar ve ceviz olacak Gürbüz içinde. Doğranan yeşillikler salata kabına konulup üzerine narlar taneleniyor. Kız kardeşine çok düşkünsün. Sen her şeyi Elif'le mi paylaşıyordun? Her şeyi onunla paylaşıyordum. Yani benim arkadaşım, dostum, kardeşim, sırdaşım, bankamatiğim. Her şeyi. Yani mesela ihtiyacım olsun, para isteyeyim. Yani bu kadar yollar mısın? Demez bana var mı yok mu veya neyin nesi, sen bana geri verecek misin? Sormaz bile. Var ki veriyor. Olmasa nasıl versin? Yani olmasa da bulmaya çalışıyor, öyle söyleyeyim. O kadar kalbi güzeldir benim kardeşimin. Seni çok 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 seviyorum. Son olarak doğranan cevizler de narlı yeşil salataya ekleniyor. Ve salatam da bitti Gürbüz. Yemekler de bitti. Ve son 5 dakika. Nanesini döküyorum, burayı siliyorum ve bitiriyorum Gürbüz. Üzerine tereyağlı ve naneli sosu dökülen lebeniye çorbası nihayet hazır. Hadi hemen tezgahı silip mutfağı topla bakalım. Burası da tamam. Eksiğin kaldı mı? Bitti Gürbüz. Koş hadi koş. Aa, mumluklarım kalmış. Koyuyorum Gürbüz. Gidiyorum giyinmeye. Hadi hemen mumlarını da koy. Şimdi yakacak mısın onları? Hayır, şimdi yakmayacağım Gürbüz. Emin misin? Yakacağım Gürbüz. Oldu. Mumları da yaktın. Her şey tamam mı? Bitti. Bitti 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 bitti. Çakmağı ben alayım. O zaman şimdi nereye? Giyinmeye gidiyorum Gürbüz. Koş Gökçe koş.
Merhaba Gökçe. Merhabalar, hoş geldiniz. Dejavu oldum. Sanki bu an daha evvel yaşamış gibiyim. Nasılsın? Teşekkür ederim Zoli Hanım. Siz nasılsınız? İyiyim. Nasıl geçti? Yani yorucu ama güzeldi. Ama zor menü seçmişsin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ama senin yaptığından eminim. Gerçekten. Çünkü iki çocuk annesi bir ev hanımı. Nikahına beni çağır sevgilim. İstersen şahidin olurum senin. Bir daha nikah tazelersem sen. Kaç yıllık evlisin? 13 yıllık evliyim. Maşallah ne güzel. İki çocuk vardı, evet, değil mi? Evet, iki çocuğum var. Kaç yaşında çocuklar? 12 yaşında oğlum, 8 yaşında kızım var. Ay maşallah, kız bir başka değil mi? Evet, kız çocuğu çok bir başka. Adı ne? Esila. Esila. Allah analı babalı büyüsün ikisinin de. Hediye mi? Evet. Ne tatlısın. Küçük bir hediye. Çok teşekkür yani ederim. Yani bugünün anısına. Dede yarışmacılar geldi. Evet. Alma istersen ama. Yok, açayım. Aç. Ne güzel bir masa. Bak. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Hoş geldiniz İsmet Bey. Hoş geldiniz Gizem Hanım. Ne güzel kokuyor. Hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Güzel kokuyor cidden. Ve sahnelerin kraliçesi Fatma. Gel. Şahanesin. Fıstık gibi olmuşsun. Teşekkür Fatma. Teşekkür ederim. Ay ne hoş. Ne hoşsun sen. Teşekkür ederim. Ay güzel. Çok hoşsunuz. Sen de çok tatlısın. Nedim Bey, size de tabii ki ama gözlerimi alamadım, takdir evet, edersiniz ki. Evet, hakikaten çok doğru. İsmet ve Nedim Bey, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ne kadar güzel bir sofra. Değil mi? Beğendiniz değil mi? İçimiz açıldı. Vallahi. Bir de sizi görünce içimiz açılsaydı. Evet. Şu güzelliğe bakar mısın? Pijamalarınız da gelmeseydiniz. Nedim Bey spordan çıktı galiba. Evet, spordan çıktım evet. Galiba. Eşofman üstü mü? Yok. Yani açamıyorum çünkü marka var diye, kusura bakmayın. Çok evet. Lütfen. Evet. Zenginlik mi? Evet. Çok. Sizin de işiniz zor. Çok zor. Marka yani. Giyersin bir türlü, giymezsin bir türlü. Böyle. Marka böyle mi giyiniliyor yani? Yani böyle çok mi? Çok fazla yazıyor. Bence o içindekiyle geldi. Bizimkiler de dediler ki onu öyle şey çıkamazsınız öyle göstereyim mi? Göstereyim mi? Bana gösterin. Rahmetli bir modacı evet. Vardı, beyaz saçlı, kedisine bıraktı bütün şeyini. Değil mi o? Onun şeyi işte, Mark anlayan anladı. Hep böyle siyah gözlük, beyaz kadayıf gibi saçlarıyla. İsim vermeyelim ama. Gibi isim vermeyelim. Kendisi de az kaldı rahmetli olmayan zaten. Ya evet. Sen bu adamı ne yapacaksın? Tövbeler tövbesi, Allah gerçekten versin. 65 evet. Nedir ki? 65 artık genç, orta evet. Yaş bile değil. Evet. Orta yaş evet. Belki. Evet. Belki. Şu hiç 65 göstermiyor ama şu kendisi. Enerji kaç gösteriyor falan? Sende olsa 75 var gösteriyor. Gömdün adamı ya erkenden. Yaş 70, iş bitmiş. Nedim Bey bence spordan çıkmış gelmiş, pijamalarıyla geziyordu yani ortalıkta. Buradan da direkt yatağa gidecek uyumaya. Yani yatım var, katım var, arabam var, orada yaşıyorum, burada yaşıyorum, burada okudum, anlatıyor. Markete giderken giymeyeceğim pijamayla geziyor. Hiç özen göstermiyor kendisine. Nedim Bey'in pijamaları bitirdi beni zaten. Yok teknem var, yok şuraya gittim, buraya gittim ama eşortman takımlarıyla gelmiş. Sanki sokaktan geliyormuş gibi direkt kapıdan girmiş içeri. Nedim Bey açıkçası daha özenli olmasını beklerim. Hepimiz çünkü özenerek geliyoruz. Onun da daha özenli olmasını beklerdim açıkçası. Bir eşofman üstü çekmiş gelmiş gibiydi. Gizem'in de şu yüzünün güzelliği, ağız burun fındık yapma bir şey yok değil yok. Mi? Hasret kaldık orijinal güzelliklere değil mi? Maşallah. Kızım ben masayı çok beğendim. Değil mi? Elinize sağlık. Evet. Gerçekten çok özenilmiş. Bir de galiba bunları sen yapmışsın. Öyle mi? Çiçeğimi ben yaptım. Her şeyin altındaki süngerine varana kadar tek tek çiçeklerimi örtüyü alıp... Örtüyü de dikmişsin galiba. Evet, eline sağlık. Her şeyi eline bana sağlık. Çok özenmiş. Sizin için, hani bugün için özel olarak yaptırdım. Çünkü size çok kıymet verdim. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bu da ameliyat neşteli gibi duruyor değil mi? Skalpel gibi duruyor. Benzin skalpel gibi. Ama hakikaten, hakikaten skalpel gibi duruyor. Şey yeni moda bunlar. Öyle mi? Moda bak kaşıklar falan böyle. Evet. Neyse ben ters çevirdim. Ama masanız gerçekten evet. Ben de çok beğendim. Ne dün güzel. Şey demişti işte herkes kendi eşyasını getirmeli tarzında konuşmuştu. Biraz önyargı yapmıştım ama gerçekten bugün de bekliyordum. Yoksa eleştiri yapacaktım yani. Evet. İyi ki getirmişsiniz. Değil mi? İçimiz açıldı. Çeyizlik galiba. Sadece bardaklarım çeyizlik, tabaklar aynı şekilde ama kırmayın. Yüzüklerim şey çok yüzükleri güzel. Kendim yaptım. Eline emeğine sağlık. Ellerimiz de var galiba. Bu arada evet size minik hani bugünün anısına birer hediye. Sağ olun. Hani
çok büyük bir şey değil ama hani olsun. Sadece bugün anı kalsın istedim anı kalsın. Size. Evet, birbirimizi güzel anı. Aa ne çiçekli. Evet. Anahtarlık. Aa incir. Sen mi yaptın bunları? Yok, onları ben yaptım. Ama çok güzel. Çok hoş, çok teşekkür ederim. Ay benden tek taş çıktı. Siz onu takın hemen. Evet. Ay, çok yakışır. Ay, çok teşekkür ederim. Ya da takacak. Nedim kız arkadaşına hediye edersin artık. Evet. Ve mum. Çok teşekkür ederiz. Mum. Çok naziksin. Çok mersi diyoruz. Ve o zaman herkes masayı beğendi. Evet. Herkes senin fikir. O zaman ne yapalım? Lebeniye çorbası. Türk mutfağının güzel çorba. Aman aman tabak. Fatma Hanım, evet, sizin masanızdan zayıf. Daha güzel bir masa gerçekten. Alayım bu ben kesinlikle böyle. Puanıma yansıyacak şimdi. Sizin masayı da görürüz inşallah. Görürüz inşallah. Kısmet olur. Puanıma yansıyacak derken? Yani masanın güzelliği artı puanıma yansıyacak. Artı misin? Puan veririm tabii ki. Ne güzel, ne güzel. Bak takdir ediyor yarışmacılar. Kim yarışmacı da diyor ki bana ne masayı mı yiyoruz diyor. Yok, çok özenilmiş bir masa. Evet, gerçekten çok özenilmiş bir masa. Sizin de özenilmiş bir masanızda ama gerçekten emek vermiş, hani yanında da getirmiş. Güzel çok olmuş, şık ve kibar buldum gerçekten. Yani bugünün masası özetle düne göre çok daha benim özenilmiş. Benim çok iddialı ya. Benim iddialı çok mı? İddialı ve zor buldum aslında. Ama şunu merak ediyorum. Acaba bir tane hamur yapıp kapamaya da pideye de aynı hamuru mu kullandın? Evet. Düşündüm. Yoksa porsiyon. Yani aynı hamuru farklı farklı kullanacak değilim. Sonuçta ikisi de aynı hamur. İşte ben de onu sormak istemiştim zaten. Aynı hamuru kullandıysa bir tane hamur yaptı yani sonuç olarak. Onları yani bir tane ayrı yaptım. Ayrı yeme ayrı bir hamur. İsmet Bey bir tane yaptım hamur yoğurdum ama hepsini tek tek ben açtım sonuçta. Ama aynı hamurdan. Ama sonuç olarak hamur mi? Aynı yani. İçinde ikisi içinde pideye de aynı hamur. Farklı. Kapamaya da aynı hamur. İçinde farklı bir ürün yok hamurların yani. Aynı. İki hamur da aynı olarak yani gözümde. Güveç kapamadaki hamurla diyorsunuz. Tadına bakalım İsmet Bey, öyle karar verelim olur mu? Bakalım karar verelim. Hamur abi. Yani açıkçası bence zor bir menü. Zor yetiştirebildi zor. Mi? Dün mesela benim çorbama kesik dedi. Ben de mi? Yok demedi. Gökçe dedi. Gökçe dedi. Bakalım onun çorbası evet. Nasıl olmuş? Ama değildi, kesik değildi yani. Kesik değildi, değildi kesinlikle. Değil. Hakkımı yediniz. Hayır, ama değil, böyle... değil. Evet. Yani tuzu falan Gökçe yoktu Hanım ama. Gökçe Hanım kesik dedi. Evet. Tuzu da çok şey değildi ama. Yani limon çekirdeği çıkmış. Yani limon çekirdeği yani çıkabilir. Bana şey bile demediniz Fatma Hanım. Yeni servis ister misiniz bile demediniz bana yani. Ya limon çekirdeği siz sanki yabancı bir cisim diyorsunuz sanki içinde uzay gemisi çıktı. Limonun çekirdeği siz normal ya limon çekirdek. Yerken çekirdeğini yutuyor musunuz hanımefendi? Ya. Yutmuyorum tamam. Yutmuyorsanız ben niye içinde koyacağım limonu? Ben sizden bir şey beklerdim. Değiştirmemi ister misiniz diye. Hiç sormadınız bile. Değiştirseydim de beğenmeyecektiniz zaten. Zaten tuzsuzdu. Kolundaki hayır. Dövme ne o simsiyah öyle? Ya burada bir adamın portresi var. Kimin? Bir adam tanımıyorum. Tanımadığın adamın... Ya hoşuma gitmişti görsel. Otobüste karşılaşmış. Bakayım o adama. Böyle bir adam portre... Göremiyorum ki sen kameraya... Çok siyah yani şöyle. Çok siyah yapmış. Böyle adamın çenesini geri çekmişler. Çenesi gözüküyor işten. Ya değişik hoşuma gitmişti, yaptırmıştım yani. Şimdi herhalde sanki geçmiş zaman... Yok hala hoşuma gidiyor hala yani. Hala gidiyor mu? Şey parmaklarında ne var? Parmaklarımda Rusça hayat, yaşam ve ölüm yazıyor. Ama birleştirdiğin zaman canlılar ölecek anlamına geliyor. Allah Allah. Böyle çok neşeli çok bir sofra. Teşekkürler. Çok İzniniz isteyelim. Çok neşeli. Ergenlik zamanları, kafa isyanken... Yok geçen sene yaptırdım. Ya parmak dövmesi zaten çok sıkıntılı. Ne yazacağınız çok dar yani ara... Sonra da bana diyorlar niye hikaye anlatıyorsun bunlardan daha iyi herhalde. Abiciğim yani burası yarışma abicim. Yemek programı. Ben senin abi. Hikayeni gidip kiminle ne yaptığını, nerede ama ne işlettiğini dinlemek zorunda değilim abi. Ama ben bu adamı görünce gece uykularım kaçar. Abi sen bakma Nedim o zaman o adama bak kapatayım. Dur be daha dur iyi. Sen dur abi. Hayır dün de benim masamı sabote etti. Ama sen zaten limonu yanlış sıkıyor. Burada buraya gittim. Şurada restoranım vardı. Abi evet. Hepsini kapatmışsın. Neden? Çünkü iflas etmişsin. Beceremedin. Benim şahsi fikrim bu yönde. Çok güzel, doğru. Çünkü beceriksiz. Kabul ediyor en azından. Tabii ki de.
Tabii ki. Nedir? Hayatım çok zorluklarla geçti. Biri diyor ki becerememişsiniz. Diğer yarışmacı diyor ki zaten... Bir hayal çıkardım diyor tabii. Yok teknem var, yok İsviçre'ye gittim. Yok İsviçre'ye yine... yok, onu, yok, orada İsviçre'ye okumaya başlamıştım ilk. Öyle mi ya? Ondan var ben kaçırmışım orayı. Tabii tabii. Orayı anlatmamıştım ondan. Vallahi adam Avrupa Parlamentosu gibi. G8 zirvesi gibi adam ya. Ortak pazar. Vallahi ne güzel. Böyle gerçekten sizi bir internette araştırıp bir gelesim var. Yani o kadar inanmıyorum. Nereye gidesin? Nereye? Hayır, araştırasın var. Lütfen. Yani bu devirlerini gerçekten... Instagram falan kullanıyor musunuz? Su alın. Yani, evet. 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 Ay, güzel. Ama hiçbir tane bu yaşta zor olmuyor mu ya? Yoktur. Hepsi çok komikti. Ne güzel. Evet. Hiç ciddi bir tane yoktur. Ben de bayılıyorum. Hiç yoktur ciddi. Peki. Eline sağlık sevgili Gülçin. Afiyet olsun herkese. Ve bugün lebeniye çorbasıyla başlıyor. Ben bir bilgi aldım Nedim Bey'le ilgili. Hı. Bilmiyordum. Siz 15 yıl evvel Yemekteyiz'e katılmışsınız. Değil mi? 15 yıl mı? 15. İlk çıktığınız Yemekteyiz. Evet. Şimdi bu ekipte bazı arkadaşlar Yemekteyiz'i ilk çeken ekip. Evet. Dolayısıyla Nedim Bey'le bir teşviki mesaileri olmuş. Ben bilmiyordum, yeni öğrendim. Kaçıncı olmuştunuz orada? Ben 5 kere katıldım. Kaç? Kaç? onu bilmiyorum. Artık yalan yapma galiba Nedim Bey. Yok. Dört, bir dakika şöyle. Yani ne beşi diyorlar orada? Dört katıldım. İnelim dört, onu bir tane de tanıtım yüzüydüm. Ne güzel. Kaçıncı oldunuz orada? Çok önemli. Ratinglerde ilk üçe girdik. Ratingi boş ver sormuyorum. Sen kaçıncı oldun? Sizin dereceyse Nedim kaçıncı oldu? Sonuncu. Evet. Sonuncu oldu. İkisinde de mi? Ya da üçünde de mi? Allah'ın hakkı üçtür deyip üçüncüyü de denemeye geldiniz galiba. Bir de çok güzel şeyler oldu. Birisinde karıştırdım yarışmaları. Bir evvel yarışmanın alışverişini yapmıştım. Gerçekten bomba. Şahane bir binasını bir bomba. Birinde de başka birinin arabasını alıp kasaya gitmişim. Resim var mı sizde? Var, telefonunuzu bir bulun da arkada en azından resim mesim paylaşabilirsek. Bir de başkasının arabasını götürdüm kasaya. 15 yıl evvel gençlik 15 var. Gençken böyleydi. Savaştan şimdi inşallah kendi gününüzde gelmeyi unutmazsınız. Ne efendim? Kendi gününüzde umarım markete gitmeyi falan unutmazsınız. Giderim canım. Hiç gelmez. Hiç gelmez falan. Peki, keyifli insan, keyif insanı. Severim öyle. 15 yıl önce bu böyleyseniz şimdi artık sizi hiç tahmin edemiyorum acaba. Evet. Ne yaparsınız? Ama artık. Artık duruldu. Yani, bir de kaç kere tecrübe var. Evet, tabii. Değil mi? Dünyayı dolaşmış. Evet. Nedim Bey bu sefer de sonuncu olacak yani. Çünkü iki kez denemiş olmamış, Allah'ın hakkı üçtür demiş, üçüncüye de gelmiş. Yine son belli. Sonunculuk. Nedim Bey önceden de katılmış yemek yarışmasına. Sonuncu olmuş. Yine aynı şekilde sonuncu olacak. Hüsranla bitirecek. İnşallah. Gerçekten Nedim Bey'in sonuncu olmasını çok içtenlikle istiyorum. Çok acayip sinir ediyor beni. Çok fena geriyor beni. Nedim Bey bu hafta da sonuncu olacak. Bunun altına imzamı atıyorum. Kendini göstermeye gelmiş, şov yapmaya gelmiş. Bence o gün alışveriş yapmayı bile unutacak. Hatta belki buraya gelmeyi bile unutabilir. Dışarıdan yemek söylemek zorunda kalabiliriz. Lebeniye çorbasındayız. Evet. Gizem seni dinleyelim ilk olarak. Memnuniyetle. Ben çorbanın lezzetini beğendim. Köftelerini ayrı ayrı yedim. Hani hepsinin küçük hepsi yani şekilleri benzer. Nohutlar pişmiş. Bir tık tuzu az geldi bana ama o eklenebilir. Ben beğendim çorbanızı. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ben çorbanıza gerçekten bayıldım. Afiyet olsun. Gerçekten okey yani. Ben buna yemeğe yemek diyoruz yani şimdi. İşte bu. Yalan yok. Helal olsun size valla. Dün size nasıl açık açık söylediysem yemeğe de söylüyorum yani. Köfteleri de pişmiş, nohutu da okey. Sadece bir tık bana ekşi geldi. Limon ama var mı? Şey, lebeniye çorbasında limon olduğu için. Evet, limon tık, var, yoğurt da var. Limon toleransım bir tık az olduğu için limon. Bana bir tık ekşi geldi ama tuzunu da beğendim ben. Benim için okey yani. İçer not alır. Ne güzel. Peki Fatma? Dün benim çorbama kesik dediniz. Sizin de çorbanız aynı şekilde. Ha, sen kesik de kesik falan de. Ama onun da kesik. Benim kesikse tek... Masada farkındaysanız o kesik. Bu da kesik. Aynen ama o arkadaş kesik dedi. Bu çorba kesik değil, kesik mi gerçekten? Benimki kesik. Ben size kesik demedim mi? Bakın yine söyleyeyim. Hani dedim. Orada yanlış anlatmış olabilirim. Kusura bakmayın. Yine diyorum bir kaşık yemek kaşığı yoğurt oluyor o terbiyesinde. Hani bu komple yoğurttan yapılan bir şey. Dedim ki o tam özdeşmemiş olabilir. Yani kesik dediysem de. Benim de yoğurtluydu, sizin de yoğurtluydu. Aynen. Sizinki bir kaşık ama yoğurt. Hayır benim bir kaşık yoğurt yoktu. Ben iki bardak hemen hemen
Yoğurt koydum. O zaman siz yoğurtlu tavuk çorbası yapmıştınız. Çok yoğurtlu yanlış oğlum oradan. Ama hayır. Terbiyeliğe girmiyor. Hayır. Bu yoğurtluya giriyor yani. Ama terbiyeli. İki bardak yoğurt konulmaz. İki bardak yoğurt, iki bardak su koyarsanız zaten yoğurt çorbası olur. Ekşi değildi ama yoğurdu. Ama bunun olayı yoğurt. Ama benim de ben de normalde öyle yapıyorum şeyi. Neyi? Tavuk çorbasını. Tavuk çorbasını o kadar yoğurt ben ilk defa duydum. Ben öyle yaparım. İlk defa duydum. Bir yemek kaşığı un olur, bir yumurta olur, iki yemek kaşığı da yoğurt olur. Başka hiçbir şey olmaz terbiyesinde. Benim tarifim öyle. Ben öyle yapıyorum. Biz öyle içiyoruz. Peki, normali o değil diye ama bence o çorba oldu. Siz şu an sizin çorbanızı öyle dediğim için yapıyorsunuz bunu. Bu çorba gayet güzel. Hayır, sizinki de benimkinden hiçbir farkı yok. Aynen bu şekilde. Nasıl farkı, nasıl farkı yok? Yapmayın Allah'ını severseniz. Tamam, güzel. Bambaşka çorbasına içinde bir şey demiyorum. Hayır, ikisi farklı bence çorba. Bence farklı. Siz şu an kesinlikle hani, sadece kesik. Kısasa kısas yapıyorsunuz. Hayır, bu çorba kesik ama değil. Siz, benim çorbam da kesinlikle kesik. Yani şuna bakın, köftelerin boyutu bile birebir aynı gibi. Yani fabrika yapsa böyle yapamazdım. Nohutlar pişmiş, köfteler tamam. E, tamam, ne arıyorsunuz? Ama ben kıvamını kıvam ve... Çorba kesik mi gerçekten? Kesik. Değil. Kıvam benim kesik falan değil ya. Benim kesikse sizin de kesik o zaman. E tamam, kısasa kısas yapıyorsun bu kıvam. Evet kesik. Ama benim de böyleydi. Ama yanlış anlattım. Ya siz bir karışmayın. Bakın ben söylüyorum ama ben çorbanın zaten ekşisini, lezzetini beğenemedim dedim. Duru dedim. Ben size bunu anlattım. Sadece yoğurttan ziyade değil. Ama ben kıvam olarak şimdi... beğenmediniz benimki. Siz tamamen beğenmedim, dünür kıvam geldiniz. Siz... Niye dünür karıştırıyorsunuz ki? Siz beğenmediniz benimki, ben de sizinkini beğenmiyorum. Oldu, İsmet tamam, Bey okay. Ben sizinle konuşmuyorum şu anda. Konuşacaksınız ama. Ben sizinle konuşuyorum. Ben sizinle konuşmuyorum. Ben sizin menünüzü yorumlamıyorum. Yok, konuşacaksınız. Hayır, benimle konuşmayacağım sizinle. Ben siz konuşmazsanız ben sizinle konuşmayacağım. Nedim Bey'le de konuşmuyorum, sizinle de konuşmuyorum. Aa, size küstü. Burası ilkokul değil. Küsmek diye bir şey. Beyefendi, ben şimdi yorumluyorum. Arkadaşım... Tamam, yorumlayın, buyurun. Buyurun. Beni dinleyin. Buyurun, yorumlayın. Dinliyoruz sizi. Çorbanın lezzetini beğenmediniz mi? Çorbanın lezzeti güzel, beğendim. Ama sizin de benimki gibi kesilmiş. Kesik değil, yani beğendiniz ama. Peki. Hadi öyle ol. Tamam. Hadi kesilmiş çorba. Kesik değil. Baya baya. Güzel kesilmiş, güzel kesmişsiniz. Evet. Çorba hakikaten çok güzel, diyecek bir şey ben yok. Gayet güzel. Bunda bir tane üç kağıt var, onu öğreteyim. Söylemiş olayım sadece yanında. Trikler diyorum. Evet, trik, sizde. Aynen. Trik yemek. Her türlü hile burada. Püf noktaları aynen diyelim, üç kağıt demeyeyim ya, mi? Trik. Bu köfteleri tereyağında kızartırsanız, sadece tereyağı, inanılmaz bir lezzet alırsınız. Çünkü unla en iyi uyum sağlayan o tereyağının güzel. Evet. Evet, inşallah sizin gününüzde. Evet. Ben kaç kere 5. olmuşsun. Ben yan devletten sonra benim gevşeliğim. Değilim. Ben açı, ama bunun... Bizi aşırı. Ben otelciliği de bitirdim. Tamam ama otel yönetimi, restoran yönetimi farklı bir şeydi. Evet. Ama bunu yapabilmek o maharet başka bir şeydir. Hepsi kendine ait bir şeyler. Nedim tabii Bey, siz kaç üniversite okudunuz? İki. Maşallah. Evet. Maşallah. Daha gencim daha. Turizm otelcilik. Evet. Bence bir tane daha okurdum. Turizm otelcilik değil de otel ve restoran yönetimi 4 senelik ama o da. Okey. Başka neydi? Endüstri mühendisi yüksek. Endüstri, çok güzel. Ve inşaat mühendisi olarak. Fatma Hanım kesinlikle kendi gününün acısını çıkarttı Gökçe Hanım'dan. Asla çorba kesilmemişti. Çok büyük bir haksızlık yaptı. Bence ona verilen puanlardan dolayı çok hırslandı. O yüzden de bugün Gökçe Hanım'ın üzerine oynadı. Bugünkü Fatma Hanım intikam için gelmiş bir Fatma Hanım. Normal hayatta öyle biri olduğuna çok inanmıyorum ama dünkü olay biraz etkilemiş olmalı ki hala aynı şeyde takılmıştı. Ben çok iyi yaptım, 11 kat yaptım. Ya kardeşim, 11 kat apartman yaparsın, çok çirkindir. Bir katlı gecekondu yaparsın, çok güzeldir. Yani iki katlı yapsaydı olurdu. Yemekleri iyi değildi. Fatma Hanım intikam alsa kendi kendinden intikam alır. Boş konuşuyor, çok konuşuyor. Tamamen intikam bürümüş gözünü, hırs kaplamış hayatını. Boş boş oynuyor kendi kendine. Ben de Fatma Hanım'a 5 vermiştim. Muhtemelen kendisi de benim günümde Gökçe Hanım'a yaptıklarının aynısını bana da yapacak. Ama sanmasın ki Gökçe Hanım sustu, ben susacağım. Elimden geleni ardına koymayacağım. Dün gece anlattığın hikayeler rüyalarıma geldi. Bak kendine gelmiş. O yüzden güler yüzlü bugün. Konuşuyordun, kabus gibi uyandım. Ne güzel bak. Vallahi kabus gibi uyandım. Hiç iyi gelmediniz bana. Başımda yeterince bak. Başım çatlıyor. Ben de eve gittiğimde gerçekten dedim ki hiçbir ses istemiyorum. Çünkü dün böyle o kadar çok konuştunuz ki. Ay ne güzel. Daha dur salı. Daha dur. Allah'tan karşımda oturuyor. Öyle ya, karşımda ya yanında ya. Sesiniz hep kulaklarımızda. Valla sizin dün çektiğinizi çok iyi anladım. Size bir şey daha itiraf edeyim. Buyurun. Yıllıkta da görürsünüz. Aa, o yıllık bir gelsin. Evet. Benim gel. Çünkü yıllıkta bir yıllığı görelim. İstanbul Erkek Lisesi'nde kimse beni Nedim diye tanımaz. Çok benim konuşan Nedim mi? Bla bladır. Bir ilk Almanca... Bile konuşuyor ya ondan. Bir dakika, ben bir saniye.
İlk Almanca öğretmenim Serza Orbray herkese bir lakap vermişti. Benim de ismim Blabla'ydı. Blabla dediler ve öyle kaldı. Fatma Hanım şu an sadece kısası kısası yapıyor. Yani hiçbir şekilde bu çorba kesilmemiş. Bakar mısınız çorbanın kesikliği var mı? Herkes çok beğendi diye şu an sadece bahane arıyor. Bakın kesikliği bile yok çorbanın. Peki Gürbüz'ün Almanya'da sinema sektöründe çalıştığını bilir miydiniz? Hadi bu da benden size bir bilgi. Uzun yıllar Alman sinemasında dirsek çürütmüş, her şeyini adamış. Almanya'da uzun yıllar ikamet etmiş bir arkadaşımız. Biz nasıl tanışamamışız? İşte Almanya Allah deyince... Allah. Kötü kadar. Ama genç, daha 27 yaşında. Evet. 3 senedir 27 yaşında kendisi. Daha ama büyüyecek daha. Büyüyecek abisi. Büyüyecek. Ben emin ellere teslim edeceğim Gürbüz'ü. Evet. Gözüm arkada kalmayacak. Tabii. Artık sonunda Gürbüz'ü kime vereceğimi... Tabii belli oldu. Abisi evet, burada abisi iyi yetiştireceğinizi düşünüyorum. Allah sabır versin. Tabii. Allah kolay versin. Aynı yolun yolcusu gibi geliyor bana da. evet. İnşallah. İyi anlaşırsınız. İnşallah. Yarıştığın gün denedim. Kesin kanki olacaksınız. O i̇yi kesin. Bir saat daha kaçıp uçağa binip gidebiliriz de aynı gün. Hadi güle inşallah. Bence lakabının blabla olmasının nedeni çok konuşup boş konuşması. Başka nedir? Blablanın başka bir anlamı yok ki. Kabul ediyorsunuz yani. Zaten o. Anlamı o. Blablanın anlamı o. İnsanın kendini biliyor. Siz kendinizi aşmışsınız. Hasta zaten hasta. Ya yok. Yapacak işim gücüm yok. Benim yaptığım tek şey gezmek, gülmek, eğlenmek. Başka yok gibi. Ay ne güzel. Ama çok konuşuyorsunuz. Ne yapayım? Birazcık bize de sizin fırsat gibi keşkeş keş mi yapayım? Keşkeş. Siz daha ne yediğinizi bilmiyorsunuz. Ya onu da hakikaten onu kimse bilmiyor ne yediğini. Onun ne olduğunu hala çözemedik. Şambaleyi bilmezsiniz. Bildim dün keşkeyi yedim. Keşkeyi bilmezsiniz. Hayır keşke. Ama şambale öyle değil. Öyle bilme de şambale. Öyle bilsin artık o. Yok, öyle bilmezsin. O değil, evet. Kayseri yağlamasını bilmezsiniz, hiç yememişsiniz. Onu da mı yemişsiniz? Yedim canım. Hayır yemedim dedi dün. Yedim. Şambaleyle keşke. Yok yedim dedi de şeye benzetti. Lahmacun sandı. Evet. Lahmacun. Evet lahmacun yani lahmacun gibi gelmişti. Hani yağ da yoktu ya üstünde. Hani yağlı tipik... yapsam yağlı diyecektiniz. Hem sizin yaşınıza i̇şte göre de çok iyi. Yağlı yapsa yağlı diyeceksiniz. Yağlı mı yağlı olmaz ki zaten. Yağlama yağlı olabilir mi? Ama sizin için de idealdi bence. Yağsızdı sizin yaşınıza fok göre. Fok balıkları yağlı diye kötü balık mı? Veya ton balığı kötü balık mı? Fok balığıyla ton balığı aynı ırk kategorisine girmiyor ama yalnız. Ama yağlı bir balıklara tanesi, giriyor. Yağlı balık değil beyefendi. Bir tanesi kuş, bir tanesi balık. Biri deniz altında nefes alıyor, biri oksijenle besleniyor. Aramızda veteriner için var gerçekten. İstediği yerde nefes alabilir kardeşim ama yağlı mı değil mi? İstediği yerde solusun. Hiç sorun değil. Ben mantıkla... onu 11 kat açtım. Keşke onu hiç açmasaydın. Ne yapacaktım o zaman? Pide gibi. 4 kat yapsam 4 kat. Orijinali zaten bunun 11 kat. Sen de benim gibi bir hikaye anlatsaydın daha iyi gitti. 11 kat yağlama açtınız ama yani olmamıştı ki açtığınız yağlama. Hiçbir şekilde olmamıştı. Gayet olmamıştı. Yumuşaktı. Sert değildi, kuru değildi. Kuruydu. Köşeleri hep kuruydu. Köşelerin hepsini dağılmamıştı. Hepsini ben sosuna bandırıp da koydum. Ama göremedik onu tabakta. Fatma Hanım göz boyama gibiydi. En üst kat doluydu. İç harcımız çok lezzetli. Atlar yavaş yavaş azalıyordu. Hayır altlar da doluydu. Üstte 1 kilo kıyma kullandım ben ona. 2 kilo kullansaydın. Yani 1 kilo mu? Göremedik işte. Oo. Hepsini kullandı mı yalan Gürbüz? Yalan işte. Hepsi yalan bunların. Aa. Çok ayıp oldu. Bir saniye Gürbüz. Hepsini kullandım. 1 kilo kıyma kullandım o yağlamaya diyor. Kullandı Zuhal Hanım. Hepsini. Hepsini kullandı. Oo. Nasıl yani kıymasız oluyor ben onu anlamadım. Bence çaktırmadan yedi o arada. Arada yemişti. Ya çok kat yapıp lezzetsiz yapmak. Evet. Az kat yapıp lezzet mi yani? Ama bakın şimdi ben az kat yaptığım zaman bana diyecektiniz ki bunun orijinali 11 kat diyecektiniz. Yap ondan sonra diyeceğiz mi bakalım onu? Diyecektiniz bunu bana deme. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? İlk defa görüyorsun bizi. Nereden biliyorsun? Öyle bir biliyorum. Şey diyeceğim. Amaç burada lezzet değil mi? Tabii lezzetli bir ürün yapmak. Lezzetliydi. Gayet lezzetliydi. Sosumda hiçbir sıkıntı yoktu. Şambaliniz de revani gibiydi. Tamam şambali tamam bak kabul keşkeğiniz ediyorum ama kabul değildi. Ediyorum. Keşkeğiniz ama emeğiniz çoktu. Bir de o soğuyor. Soğuduktan sonra. Bu benim derdim katılır. Değil. O porsyon ürkütücüydü. Ben o porsiyonu gördüm. Madem onu yeseydim beni annem yani. Evlatlıktan reddederdi valla. Sizin bu sesiniz beni daha çok ürkütüyorsunuz. Ürkütüyor mu seni? Evet. Neden? Ne kadar kibar ve zarif bir adamım. Hiç ses
kesilmiyor yani. Sürekli evet. konuşuyorsunuz, sürekli konuşuyorsunuz. Ama sen benim de kendi... masamı sabote ettiniz. Ama sen de yalan söylüyorsun. Siz benim masamı sabote ettiniz dün. Öyle mi? Evet. Ben mi yaptım onu? Evet. Bırakmadınız kendi masamı savunamadım ben. Kendi kendini sabote ettin. Ben masamı savunamadım sizin onu yüzünüzden. Onu savunacak hiçbir yeri sizin yoktu ki. Sizin çeneninizde maceralarınız. Ama yoktu ki savunacak bir yeri. Macera sizin tekniniz. Nedim ve maceraları. Evet. Jülven gibi değil mi? Yok teknem. Yok. Yok şu kafeyi açtım ama devrettim. Evet bak çok ya, daha anlatacak var daha var. Bitmedi hepsi daha var var. İstemiyorum. Eğer ki bir biyografi programına katılırsam. Bugün bari anlatmayayım. Yok bir öyle bir program. Tamam sen bulursun Almanya'da. Eskiden Bal Mahmut vardı çok eskiden. Boş ver şimdi eskiden. Duydunuz mu hiç? Benim tabii benim lise çağımda. Yani o Bal Mahmut de zaten yıllar, tek kanallarda. Öldü mü? Bal Mahmut öldü. Evet. Allah rahmet eylesin. Ne iş yapıyordu kendisi? Televizyona çıkıp hayat hikayesini anlatıyordu. Tek yaptı. Bunu hakikaten bir bakın vardır kesin. Bal Mahmut çok önemli. Herkes televizyonun önüne... Her hafta kendi hayatını mı anlatıyor? Çünkü adam hep komik şeyler yaşamış. Yaşlıdır bir adamdı. Anılarını. Ama herkes onu seyretmek için... önüne çökerdi Bal Mahmut çıkacak. İnanın ama ikinizi ayıran bir sıkıntı var. Ben tanımıyorum kişiyi ama... Ben daha yakışıklıyım. Yok siz bunu komik söndürelim değil. Mi? Hayır adamın komik anıları olabilir okeyim. Evet. Ama böyle siz komik evet, biraz. Teşekkürler. Evet. Ve ne getirdin bize Gökçe? Pastırmalı kaşarlı pide ve haydari. Ve haydari. Ve haydari peki. Bu niye yükseldi? Ha altında tabak evet, var. Evet. Ben şunu tüp. Vereyim mi size isterseniz? Evet sen onu mutfakta söndür tüktü birazcık. Gökçe Hanım. Gökçe. Hemen alıyorum. Ha, aman dikkat edin. Çok hoş mumluklar ama işte mum bir süre sonra. Evet. Hah tamam onu mutfakta sana. Hadi gelenler başlasın. Afiyet olsun efendim. Teşekkürler. Ve haydari maşallah. Maşallah maşallah. Bizim bu haftaki yarışmacılarımız evet. Bol kırk kepçe. Kırkpınar gibi kırkpınar. Bal Mahmut 87 yılında vefat etmiş. Bak buyurun. Çok Allah'ın önemli bir adam. Fıkralarıyla tanınan bir kişiymiş. Aa, Allah rahmet eylesin. Ya ben hakikaten çok bilgili adamım. Ömür boyu hep bir şeyler durmuyorum ya yerimde. Ciddi çok şeyimdir. Ya zaten öğrenmenin yaşı yok. Hiç bitmez. Yok. Sonsuz bitmiyor bir tabii. Şeydir. Her gün bir şey öğrenerek zenginleşiriz, gelişiriz. Nedim Bey. İnsanın kendini... Yemek geldi bence. Ben yemek geldi. İster eliyle yiyebilir abi. Tabii. Kapalı pide dedi açık geldi pide. Neresi açık Nedim Bey? Yani kesilmiş hani kapalı şöyle pide buyurun. Deyince... Kapalı üstü kapalı demek. Nedim Bey kapalı deyince üstü kapalı. Şimdi bir bilgi de siz çok iyi bilirsiniz. Kalpsone vardır meşhur. Evet pizza. Kalpsone hiçbir zaman ama aç... bu pide kapalı yani ikiye bölmüş sadece. Bölünür açık mi? Olan... Kapalı ben şöyle bekliyordum ufak. Ha daha ufak. Ufak. Hiç bölmeden getirecek. Ben böyle bekliyordum. Poğaça daha... falan bekliyordunuz. Ama hakikaten doğru değil mi? Daha İçecek. Büyük yapmış ikiye bölüp getirmiş. Ben kola su varsa... istemiştim ama. Tamam. Ben de kola rica edeyim. Tamamdır. Ya elle yemek en rahat. Ben çok zorlarsınız bardağınızı. Elinizi çatal bıçakla. Bir de altında tabak var. Onu evet, söyleyeceğim. Şey kesebiliyor muyum diye denedim. O dengeyi bozdu. Şimdi bir lokma da elimle deneyeceğim. Acaba bunları sana verse miydik ya? Evet, ben alayım ben istersiniz. Al canım. Çünkü zorlaşıyor bunlar kesmek. Bir soda alabilir miyim? Tabii ki de, tabii ki de. Hemen veriyorum. Hadi bu bununla eşleşebilir. İki tabak üstüsü olabilir. Aslında peçeteyle tutup da ısırabilirsiniz. Yani öyle elinize dokunmak istemezseniz peçeteyle tutup da ısırıp yiyelim. Yani bu tür şeyler yani işte lahmacundu, pideydi. Keşke hayatta böyle bıçak. Keşke ben de bir kat yapıp. Hani Nedim Bey yapsa şimdi şu hareketi. Ay siz de. Evet tabii. Ay sosyete misiniz? Evet. Pideyi elinizle kesiyorsunuz. Siz zenginsiniz. Öyle derler. Derler tabii. De değil mi Nedim'cim ya? Vallahi derler. Ah. Smear and burl or shit. İnşallah bu gece yine rüyana girerim. Allah güzel korusun. Bir gece geçiririz. Allah korusun. Freddy Krueger yani, muamelesi yapıyorsun. Önemli ya. Olan olup olmadığı. Çok teşekkür ederim. Zaten çok tuzlu olmuş. Çok. Evet. Tuzu çok. Feci. Ne tuzlu? Pidenin nesi? Çok, pide, tuz mu atmış sizce? Tuzlu yani. Pastırmanın olabilir mi? Evet. Pastırmanın olayı içerisinde biraz tuzlu geliyor. Evet. Tuzlu. Çemenini koydun mu? Hayır çemensiz aldım. Çemensiz zaten. Almış. Tuzlu. Çok Allah Allah. Yani ne kadar tuzlu peki onu öğrenebilir miyim? İçi tuzlu. Siz tadınca bak anlayacaksınız. Tamam çok tuzlu evet. Bunun yani içinde başka peynir var mı? Hayır sadece kaşar peyniri var. Kaşar. Kaşar peyniri ve beyaz peynir olmuş bu. İki peynir birbirine çok çakışmış. Beyaz peynir nerede? Hayır yani şu beyaz peynir tadı haydari. Haydari tabii haydarinin içinde beyaz peynir olur. Dün benim yağlamamı beğenmediniz ama bu çok basit bence. Basit. Keşke ben de böyle bir şey yapıp da sunsaydım size. Keşke. Evet keşke. Pide tuzlu değil.
tuzlu. Yani hem de hiç değil. Pastırmanın kendi aroması geliyor. Olabilir tabii. Ama hamuruna bakarsanız ben sonuçta içine harç tuz atmıyorum. Hamuruna bir bakın lütfen. Hamurunda herhangi bir tuz varsa. Peki sen yemeğini ye. Yağ koymadınız hiç değil mi zeytinyağı hamura? Ha koydum. Yok az. Zeytinyağı değil mi? Ama ayçiçek yağı değil değil mi? Hayır ayçiçek yağı çok az. Ya. Bir yemek kaşığı kadar. En büyük hatalar. Ayçiçek yağını unutun böyle şeyde yemeklerde. Bir kaşık koydun zaten ama o zeytinyağının verdiği bir aroma var bir hamura. O çok farklı. Ayçiçek yağı sadece yanma derecesi yüksek diye kızartmalarda. Üstü tereyağlı zaten. Hamuru da kalın zaten. Hamuru kalın. Evet. Tam pişmemiş. Bu hamur mu kalın gerçekten? Biraz evet. Pişmemiş evet. Bu pişmemiş. Biraz daha iyi olabilir. Biraz evet. Lütfen yani neresi pişmemiş? Neresi kalın ne yapacağım? Ya? Kalın. Hamur, kalın neresi kalın, kalın çok demedim. Merak ben ediyorum az, yani. Pişmesin daha hata var. Ha onu bileme onu söylemiyorum. Evet. Kalın dediniz de ha, daha demedim. İnce ya, yani. Demedim. Evet iyi kalın da hiç bence sorun. Şey iyi, kalın değil ama. Değil değil. Biraz daha ince olabilirdi. Biraz daha ince. Birazcık. Pide bu ya. Bu ha, pide. Pide yani. Pide ne kadar ince olması gerekiyor. Ben şimdi. Lahmacun değil ki bu pide. Pidenin benim, memleketinden benim Kayseri'de yağlamamı da çok kalın buldular. Yo ben ama da dün ince, kalın değil. Hayır evet. Hiç. Bir tık. Çok, yani onun da inceliği fena değil. Güzeldi yani. Kauçuk olmuştu o şeyden. O şey lastikleşmişti. Gayet yumuşaktı. Hiçbir kauçuk mauçukluk yoktu. O sizin ağzınızın tadı. İşte bizim dördümüzün de ağzı bozuk. Dördümüzün de ağzı aynı ağzı şey. Ağzı bozuk. Evet. Peki İsmet gel seninle başlayalım. Ben pideyi genel olarak beğenemedim. Çünkü içi benim pide anlayışımda. Rize'de mesela böyle pideyi ısırdığın zaman o içinin yoğunluğu, içinin sululuğu böyle iç malzeme eksik gibi yani. Böyle kaşarı ısırdığım zaman o kaşar, peynir böyle ağzıma gelmesi lazım. Biraz daha böyle içinin sulu olması lazım. Yani bir biliyorsunuz değil mi? Bekleme süresi var bunun. Yani normalde. Çünkü ben onu da düşünerek size sıcak ikram etmek için evet. Uğraştım. Onun ama dediğim gibi yani hamurunda falan lezzetinde ben bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Biraz zor kesiliyor şimdi baktığımız zaman bıçakla kesmeye çalıştığımız evet. Zaman yani. Bir de bıçakla kesilmez ki. Elle yenir ama. Bir de elle yenebilir ama ben bıçakla yemeyi tercih ediyorum. Bu sizin fikriniz. Nedim bir şey yani, esnaf lokantasında yemek yemiyorum ben. Ya, Nedim Bey yemek istiyor. Esnaf mesela. Lokantasında. Mesela pizza da elle yenir değil mi? Sadece. Ah, sadece. Lahmacun mesela bu çatal bıçakla yenir mi? Yenmez. O da elle yenir. Yemek istedikten sonra her şeyi elle ya da şeyle yiyebilirsin. Ona bakarsan Hindistan'da komple kaşık yerine el kullanıyorlar. Evet. Şimdi o yani. Başka bir şey ama şimdi her oraya. Yemeğin de bir yeme biçimi var. Evet. Yani pide bizde, Türkiye'de elle yenir. Evet. Ama istersen tabii ki şimdi yemek programındasın. Kesmek, evet. Ellemek istememişsindir. Ona bir şey diyemem. Haydari'yi beğendim. Haydari güzel. Tamam, bir afiyet olsun. Pidenin içinde bir tuzluluk var ama o da muhtemelen pastırmadan geliyor. Esansından dolayı. Çok başka hani neyine bu koyacak? Hani hamuruna yani. Evet. Ne kadar koymuş olabilirsin? Bir tatlı güzel. Kaşığı. Yani o da bayağı bir hamur var. Büyük ona hamur. Bir tatlı kaşığı peki koyayım. Gizem sen neler söyleyebilirsin ara yemekle? Yani diye. Şöyle, kaşar içinde çok kurumuş. Yani içini çok kuru buldum. Hamurunuzu ince açmışsınız, güzel açmışsınız, elinize sağlık. Ama acaba bir de çok mu mayalandırdınız? Yani böyle biraz daha çıtırlık istedim ben pidede. Çünkü yani ben bunu termede de yedim Samsun'da. Daha çıtır. Ama Bafra pidesi değil ki bu. Tabii ki değişir, yöreye göre değişir tabii ki. Yörele pidesi ama başka, biraz daha, başka. Tabii ki çeşit çeşittir ama biraz daha sanki poğaça gibi hamuru. Yani biraz haklılık payı var. Yuvarlasanız hani biraz üzerine susam bir tık poğaçalaşılabilir bir çünkü hamuru olmuş. Haydari'nizin lezzeti güzel ama peynirler içinde böyle blok blok kalmış. Çok tam karışmamış. Tuzu tadı, tuzu kıvamı yerinde ama şeyi beğenemedim. Mülabıkta. Peki afiyet olsun. Evet Nedim Bey'i dinleyeyim o esnada. Evet. Haydari'de hiçbir sorun yok. Şey, yoğurt var. Yoğurt hep oluyor nedense. Olur, olur. Ben de evet. Yaşlı. Bir yoğurt hep buraya, hep de sol tarafa gidiyor. Çok iyi. Evet. Gizem Hanım'ın dediği gibi Haydari'de peynirler iri iri kalmış. Fatma Hanım siz hiçbir şekilde beğenmek için gelmemişsiniz buraya. Bir Nedim'i dinleyeyim sonra geçeriz. O çok konuşuyor, o konuşur daha. Ama ben şimdi ama söz ben verdim. Konuşayım sonra konuşsun, o çok konuşuyor zaten. Hadi öldürdü limitini. Peki. Ben ona şimdilik konuşmasını istemiyorum, ben konuşacağım. Allah Allah böyle bir şey var ya. Şimdi çok merak ediyorum ne gelecek. Şimdi ben bunun ben üzerine Nedim Bey'i konuşturacağım. Ama konuşayım ben. Yok yok Nedim senden ne? Alayım ben. Haydari'de hiçbir sorun yok. Hakikaten evet. Gayet güzel. Tek sorun niye bu kadar yarım kilo hepimize Haydari? Evet. Bunu anlamadım maşallah. Ama bunu böyle lapada da evet. Böyle bir şekil Şemal'e dair evet. Bir kaplı bir, daha. Evet, bir, evet doğru doğru söylüyorsun. Bu, evet. Bu yani o güzel bir durmuyordu bir. İkincisi pide.
Bu şeyden dolayı, dediği gibi kaşar içinde eriyince bunu sertleştirmiş. Biraz da yağını akıtınca bir kısmı pişmemiş tabii pidenin. Bu bir şey, rendelediniz mi kaşarı? Hayır, rendelemedim zaten. O yüzden rendelemedim. Rendelediğimizde daha çabuk eriyor ya hani. Ama o yüzden rendelerseniz eşit dağılır, homojen dağılırdı. Evet. Bakın inanın bana, o homojen dağılır, o daha iyi olurdu. Bir kısmında sertlik var, yenmiyor. Orada hakikaten hakkını yemem. Düşünceniz çok iyiymiş. İyi bir düşünceniz vardı ama olmamış. Peki, beğenmedi. Evet Fatma Hanım, şimdi sıra sizde. Ben de aynen hamuru poğaça gibi olmuş. Tuzlu. Haydari zaten dediğim gibi peynirler içinde iri iri. İri iri. Gösterir misiniz? Bana gelmedi. Bana bir tane gösterir misiniz? Vallahi ben bana de geldi. Bana bir tane gösterir misiniz? Evet. Lütfen. Haydari yiyelim. Hadi bana geldi. Bir tane gösterin. Nasıl gösterin? Yani sadece bir inci tanesi kadar zaman gösterin. Yok çok ya. Yediğin zaman ağzıma geliyor. Ben bu zamanda çocuk peynir yediğimi hatırlarım. Bana geldi. Gösterin, ben görmek istiyorum. Ya ben şimdi sana nasıl göstereyim? Ama şeyde, olan şeyi görmeniz lazım. Bak gel. Ha, ben gel. Göstereyim size. Ben de göstereyim. Bu nedir? Minnacık bir şey hocam. Yani minnacık. O sizi ilgilendirmiyor şimdi. Biz yapıyoruz. Tabii. Herkes konuşsun. Edim konuşmasın Fatma'ya göre. Hadi bakalım. Anladım. Tamam. Siz yani ama kadar lezzeti güzel yani. Aferin. Yok güzel güzel. Ha, lezzeti güzel. Ama sadece pideniz tuzlu. Biraz yok da tuzlu değil, o pastırma. Pastırmanın ama tuzlu. Ama yiyince çok tuz şey oluyor ağzı. Pastırma yani tabii, evet, riskli biraz. Bresaola olacaktı. Bresaola'nın ne işi var bizim pastırmalı pidemizin içinde ama ya? Ama böyle tuz olmayacaktı. Tuz. Çok ya bresaolalı pide olur mu? Yapardık. Pizza yaparsa birisi yapar. Denerdik. Allah Allah. Kapişosa. Kapişosa. Enginarlı bresaola başka bir şey. Karpiyoçi. Karpiyoçi. Ispanaklı da güzel olurdu. Allah Allah. Bana çok suluk kalan bir şey oldu ki içine. Hadi eline sağlık. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ya pide hamuru pide hamuru gibi olmamış ama yani kalın değil, lezzetsiz de değil yani. Efendim. Ben biraz sizinle beraber ön yargılı yaklaştığınızı düşünüyorum. Tabii biraz bilerek beğenmiyorsunuz. Bilerek beğendim. Bilerek beğenmiyorsunuz. Siz de beğenmediniz beyefendi. Ya ben bunu beğendim. Bunun da içinin tuzlu olduğunu, hamurun şey olduğunu söyledim. Aynı fikirdeyiz. Gelebilir ama siz biraz dünden dolayı biraz daha fazla abartıyor dün musunuz benim, acaba? Benim dünkü menümle bu arasında dünya dokunmadım. Fark var. Bilerek beğenmiyor Fatma Hanım. Başka yaptığı hiçbir şey yok. Kısasa kısas yapıyor aklınca ama yaptığı çok yanlış. Ben onun gerçekten beğenmediğim şeyleri beğenmedim dedim. O beğendiği halde beğenmedim diyor. Bana bugün 4 ya da 5 verirse gerçekten çok fena olacak. Haydari zaten gereksizdi. Peynirler ağza geliyordu. Pide zaten poğaça hamuru gibiydi. Çok tuzluydu. Yani lezzet yoktu. Kaşarlar erimemişti içinde. Bütün duruyordu. Pide olmamıştı. Çok üzgünüm ama hamuru poğaça hamuru gibiydi. Bunu zaten söyledim masada da. Yani içi kurumuştu. Pek bir lezzeti yoktu. Yani kaşar ve pastırmanın o birleşiminden o lezzeti alamadık. Haydari'si normaldi. Yani çok böyle ekstrem bir şeyi yoktu. Biraz evvel annem aradı da bugün benim ciddi doğum günüm. Ben hiç kutlamam ama ciddi ciddi. Aa doğum günü mü? Ciddiyse ama ben hiç kutlamam. Anneme diyorum. Anneme dedim ki. Neden kutlamıyorsun? Ben hiç gelin, ben hiç öyle bir şeyim var. Karılarım da hiç sormadım ne zaman doğduklarını. Hiç bilmezdim. Eşim her gün doğum günü bir şekilde. Yani her gün doğum günü. Ne kaç yaşında? Ama yine de bir kutlayalım. İyi çok teşekkür ederim. İyi doğdun benim. Çok teşekkür ederim. Anneme dedim ki anne dedim. Bey kaç oldunuz? Öğrenebilir miyim? Ya bırak. Ama 66. Şey mı? Diyor, anneme dedim ki yanlışlıkla aradığını biliyorum dedim ama sen beni bugün doğurdun. Aa hadi ya dedi. Nedim Bey. Bir saniye bir şey anlatayım. Ama ben konuşayım. Ama bir şey anlatıyor. Annem aradı beni de demin konuşuyordum ya yukarıda. Dedim anne dedim herhalde bilmeden aradın ama bugün sen beni doğurdun. Hadi ya dedi. Ay canım o da mı tesadüfen aramış? Evet tesadüf. O da hatırlamıyor. Bugünden beri ben hiç sevmem doğum günü kutlamayı. Hiç sevmem beni aramalarını. Ay o arıyor beni. Hayır aramak ayrı bir şey. Şimdi de İşte doğum günü ben hiç kutlamam. Hakikaten. Yani ama sevmiyorum dedi. Yılbaşını da ama yani öyle bir şey yok. Oturduğumuzdan beri doğum günüm. Geldiğinizden beri ya doğum günüm. Ya bir hediye bekliyorum. Belki cip gönlünüzden bir şey koksa. Geldim. Hadi ben size mumu üfleteyim. Otur oğlum. Buyurun.
Ben de size çiçek veriyorum. Çok teşekkür ederim. Ben gördünüz mü? Aa, yüzüğüm de geldi. Umarım yeni bir tekne alırsınız. Çok lafını yok, ona imkan yok. Evet, İnşallah yeni yaşınızda teknenizde balık yakalarsınız. Bir daha böyle yarışmaya fotoğraf katılmazsınız. Fotoğraf göstereyim mi? Yemin ediyorum çok böyle. İstemiyorum. Fotoğrafları tat verdi. Yok, bir şey söyleyeyim. Nice sağlıklı yaşlar inşallah. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Yaşlanmaktan korkuyor musun? Hayır, hiçbir şekilde. Peki. Sen pideyle birlikte bir şey pişirdin mi? Yok, hayır. Ya tepside sadece pide mi vardı? Evet, evet, sadece pide vardı. Aynı anda başka bir şey pişirmedin yok, değil hayır, mi? Yok, pişirmedim. Sonra. Tamam. Pidenin üzerine mi kapattı? Evet. Yani tepsiyle kapattım, üstüne bir şey gelmesin diye. O buhardan işte yumuşadı. Belki uzman de ondan. Konuşur. Tabii tabii. Ya, ama öyle... Pidenin hamuru birazcık daha böyle kıtır bir hamur. Aynen, aynen. Yani tabii. Çıtır, biraz çıtır, daha böyle çıtır, gevrek çıtır, olması çıtır, lazım. Daha gevrek, daha şey. Yoksa ince. Kötü bir lezzeti de yok. Üstüne, bu arada güveç kapama geldi. Üstüne yumurta mı sürdünüz pidenin? Yumurta bu, yoğurt. Teşekkürler. Ve güveç kapama geldi. Hayır. Ne oldu? Senin moralin evet mi bozuldu? Yok, hayır, hayır, zorlanmadım. Sakın! Ha, asla. Hayır, hayır, hiç mi? Enerjisi yok, bomba gibi canım. Sakın, bozma. Dün gömdüler benim Kayseri yağlamam. Hiç benim moralim bozulmadı. Hiç, ya, ama hiç kötüydün şey yani. Fatma Hanım. Fatma Hanımcığım, siz hiç yemeklerinizi dün savunamadınız. Çok savunamadım çünkü Nedim Bey'in çenesi hiç kapanmadı yani. Ben Nedim Bey sürekli hayatını anlattı. Sürekli hayatını gezmedi. Olmayanı da kabul etmediniz. Olanı da savunamadınız. Ya, ben size ne dedim? Tamam, tatlım olmamış. Doğru ama keşkek ben 11 olmamıştı kat... Tamam, keşkek soğuyunca sertleşti. Ona bir şey demiyorum. Ama benim 11 kat... hamurum vardı, açtım. Keşke 5 kat yapsaydı da. Pişirdim. Şimdi şöyle bir şey var. 11 kat yapmasaydım diyecektim. Peki. Neden 11 kat yapmadın? Bir güveç kapamaya bakın. Tabii. Nasıl görünüyor? Üzerine bir tık. Bunu kesmesi fazla böyle. Kızarmış, evet. Budur bakalım tekniği bunun. Böyle, böyle kapak tak, gibi. Tak. Evet. Ama biraz böyle çıtır olup da kesilse. Biraz şöyle, kalın. Kapak kenardan biraz kalın. Kenardan keseceğim böyle. Kenardan tabak bak böyle. Tık 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 tık. Şimdi şöyle bir şey var. Bazı apartmanlar 11 katlıdır. Yanında 3 katlı villa vardır. O 3 katlı villa daha güzel durur ama. De o var yani. Herhalde ki yani zaten apartmana göre. Evet. Senin güveçler herhalde. Evet. Aa, iyi yapmışsın. Bak ne burayı güzel. Burayı için özel olarak. İyi aldım yapmışsın. O sütlaç güveçlerinde hep... güveç yapıyorlar şu kadarcık. Olur. Ara yemek gibi geliyor. Küçücük. Tepside pişirip dökmedim bunun içine. Pişirmiş bence. Hayır, onda bir kere sadece mühürlüyoruz eti. Ondan sonra da buna bırakıyor. Buna koyuyoruz. Ama bunda pişiyor tekrar. Evet, bunda pişiyor. Tabii. Bunda bir saat pişti. Tepside bir saat pişti. Tepside değil. Tepside tencerede pişti. Ha, tencerede pişmedi. Tencerede mühürledim eti. Sonra eti da buna koydum. Tamam. Sonra tamam burada ama çok bir saat olmuş. Evet. Hem tuzsuz hem pişmemiş. Dur, bir de ben... Bismillah. Ya bir durun yorum. Ama tuz var orada. Bir de tuzunu atıp bir tadına baksanız. Evet, tuzsuz bak, olmuş fark ettim ama. Öyle mi? Dur, ben daha tadamadım. Ben de tadamadım. Sıcak. Bekliyorum. Ne güzel güveç, sıcak olmaz mı? Ben şey diyordum. Evet. Hani bir uyarsanız hani bir tık sıcak olabilir. Dikkat edin. Bu kadar hani içinin sıcak olacağını gerçekten düşünemedim. Ağzıma atacaktım. Kap sıcak ya. Onun sıcak iyi tarafı o. Evet. Sıcaklığı tutuyor tabii. Buna esasında kaşıkla yemek lazım değil mi? Getirebilirim isterseniz. Evet, çok güzel olur. Tabii. Olur tabii, sulu da. Evet, sulu. İsteyen kaşıkla yiyebilir. Kaşıkla. Benimkinde hiç su yok. Aa, var be. Hiç yok. Al buradan biraz vereyim su. Onu size için. Peki. Dikkat edin, kolunuz yanına bir. Evet. Ama ben şey sevdim yani, dediğin gibi Nedim. Tepsi. Ya tencerede pişiriyor, güveçle getiriyor. O zaman da diyor ki güveç olmuyor ki bu dedim. Tencere yemeği oluyor, tabii türlü oluyor. Evet, başka bir şey doğru oluyor. Güveç, o toprak kabın zaten olayı güvecin güvece nedir? Güvece o sıcaklığını çek tabii. Bir o de zannediyorlar ki çok akıllılar. Ben o durumda hemen tutuyorum şu şeyi. Sıcaklıktan anlıyorum. Zuhal Hanım, ben bu güveçleri fırınlanmamıştı aldım. Kendim özel olarak fırınladım. Hiç arpacık soğanım yok bende. Koydum aslında. Bende bir tane var, size verebilirim istiyorsanız. Ama bu yemeğe normalde çok fazla arpacık soğan... Zaten arpacık soğan. Hayır, bu yemeğe normalde arpacık soğan girmiyor. Ben ekstra lezzet versin diye koy bir şey. Girmeyen Allah yemeğe niye ekstra lezzet versin diye düşünüp de yemek koydunuz. Ama o da yani yok bende. Şöyle isteyen koyabiliyor, ben koydum. Ama koyulmuyor dediniz az önce. Ama normalde bazılarında öyle ama ben koydum yani. Ben bu şekilde. Hayır, bazıları doğuruyor, bazıları... Koyulmuyor diyorsunuz, sonra ben koydum bazıları diyorsunuz. Bazıları doğuruyor içine, bazıları doğramıyor. Normalde arpacık soğan koyulmuyor dediniz. Normalde koymuyorlar. Şimdi ben koydum diyorum. Çoğu insan koymuyor.
Ben koyuyorum. Yalan. Birkaç kişi tabii ki de koyuyor. Ben yorum yapayım mı? Tabii yapabilirsiniz. Tuzlu biraz olduğunu biliyorum. Biraz yedim. Benim ağzım yanmıyor da o yüzden yedim. Ya ben tuzlu yani olduğunu biliyorum zaten. Hissetmiyorum yani. Yanma hissiyatı olmuyor. Hissetmiyorsun sen. Evet. Acı. Yok. Şey yanma. Pardon. Sıcak etkilemiyor yani. Sıcak etkilemiyor. Allah Allah. Dün geceki rüyadan sonra oldu. Arabada yol boyunca uyumuş Zuhal Hanım. Gerçekten mi? İsmet mi? Evet, İsmet. Ha doğru yani. Ben mübalağa ediyor zannettim. Arabada yol boyu uyumuş. Uyudum, hava çok soğuktu. Sen ya nereden geliyordun? Üsküdar'dan geliyorum da ya, ben biraz ya öyle tişörtle çıktım böyle gençliğe verip. Ha, halbuki vermemem gerekiyordu yani. Ya, yolda kar yağıyordu. Tabii. Uyudum yani arabada. Esasında tam tersi üşüyen uyuyamaz normalde. Doğru. İşte titriye titriye uyudum. Keşke kasap yapsaydı yemeği. Öyle mi? Et doğramayla yemek mi yapılıyor? Evet, ben kendi etimi kendim doğradım. Hangi eti kendiniz doğradınız? Keşkekte kullandım, eti kendim doğradım. Hanımefendi, keşkeği doğrasanız ne olur? Doğrama özleşmemişti bile etiyle ya. Ama doğradım mı? Doğradım. Aldım, etimi kendim doğradım. Yani çok büyük bir şey başarmışsınız. Evet, tabii büyük bir şey. Siz sadece etleri doğramışsınız. He, sonra ne yapmışım? Sulandırmışsınız. Bitti. Benimkinde su bile yok. Bakar mısınız? Bir şey söyleyeceğim. Yemekler nasıl yapılıyor normalde? Bakar mısınız? Su bile yok. Tamam. Ya hanımefendi, yemeği bence bilmiyorsunuz kuru, siz. Kuru, kuru, kuru. Tamam, yemeği bilmiyorsunuz. Etler ıslak ama hanımefendi etim kuru. Etim sert ve kuru. Evet, tamam hanımefendi, siz bilirsiniz. Ben, siz buraya beğenmemeye gelmişsiniz. İster beğenin daha, siz artık ister beğenmeyin. Siz emeğimi hiç ben yaptınız. Sizin emeğinizi hiç yapmadım. Saydınız. Siz olmamış keşkeğinizi bize oldurmaya çalıştınız ya. Ya ben 9 kat size, pardon 11 kat. Ya tamam aynı şeyi söyleyip durmayın. Size söyleyeyim, 12 tane de ben açtım o zaman. 6 burada, 6 da orada. Sizin açtığınız da benim açtığım bir mi? Evet, bir. Sizin poğaça hamuru gibi. Poğaça hamuru gibi. Evet. Aynı hamuru, aynı hamuru. Aynı hamuru şeyde de kullanmışsınız. Siz tavada pişiriyorsunuz. Arada evet, tek fark bu. Açtım ben. Sonuçta o da 12 tane hamur açıyor yani. Ama ben incecik açtım. Tamam ama yani şimdi ne var bir de aynı zamanda. Burada da yani seninkinde de emek var. Burada da var tabii. Hem şey için, pide için, hem burası için 6 tane. 6 tane de oraya. Orada da emek var. Ben beğenmedim. Kuru. Sen beğenmedin kuru. Bugün Fatma Hanım hiç şey beğenmemeye gelmiş. Hayır, ben yorum yapmadan atlıyorsunuz, başlıyorsunuz konuşmaya. Niye beklemiyorsunuz ki? Sizin yorumunuz bitmiyor ki, siz başka şeylerden konuşuyorsunuz. Hırs yapıyorsunuz. Fatma Hanım o kadar hırs yapıyor. Yani bana devamlı saldırıyor ama olmuş şeye lütfen olmamış demeyin. Ben zaten tuzsuz olduğunu kabul ediyorum. Tuzsuz ve susuz. Kuru. Tamam da hanımefendi, bu güvek sert çorba değil. Hanımefendi niye sinirleniyorsunuz? Tamam sinirleneceğim tabii ki de, olmuş şeye bile olmamış diyorsunuz. Sizin dün yapamadığınız şeyi yapıyor. Siz benim yağlamamı beğenmediniz. Keşkeğimi beğenmediniz. Çorbamı beğenmediniz. Hiçbir şeyimi beğenmediniz. Keşkeğin olmuş muydu? Benim emeğim 2 puan mıydı? Keşkeğin olmuş muydu? Benim emeğim yani ne verdiniz siz bana, ne verdiniz? Ya yani neye verdiniz? Bir şey söyleyeyim mi? Ben salatanıza verdim. Olmuş olan şeyiniz salatanızdı bana tamam göre. Bir de yağlamanın içinin, harcının lezzetli olduğunu söyledim. Ona da verdim puanınızı ben. Vermedim değil ki. Ama ben emeğim lastikleşmiş... Ben 11 tane size yufka açtım. Keşke tek tek pişirdim. Ne 11 yufkaymış ya. Sanki plaza diktiniz. Yani diktim, diktim tabii. Yani keşke dikmeseydiniz ama gerçekten Fatma diktiniz de, müteahhitte sıkıntı vardı. Müteahhitte hiç sıkıntı yok. Müteahhitte sıkıntı vardı. Malzemede sıkıntı vardı. Beton kalitesi yeterli olmadı. Sizde sıkıntı vardı. Harcı iyi değildi. Yok. Gayet güzel ve lezzetliydi. Kuru değildi. Kuruydu. Kuru değildi. Yağlı mı? Ya biz 3 kere konuştuk aynı şeyi sırf bugün. Evet, şimdi İsmet'e geçeyim. Sen ana yemeği beğenmedin. Hiçbir şeysinde değil mi Fatma? Beğenmedim. Lezzetini de beğenmedin. Kıvamı tuzsuz. Tuzsuz dedi. Tuzsuz. Tuz atabilirsiniz. Tuz sonradan eklenebiliyor. Dün dediniz ya. Ben öyle bir şey demedim. Yani çorbada sonradan eklenilebiliyor denildi. Tuzu ben iyi tamam, dedim. Ben çorbamın tuzu iyiydi. Bir de tuzunu atıp bir de tadına bakın. Ben tuzsuz dediğimde bana dediniz ki ekleyebilirsiniz kenardan. Ama ben eklemedim. Tamam. Ben ülme komşuna gelir başına. Ben de eklemiyorum. Peki. İsmet? Ben güveci genel olarak sevdim. Tuzsuz. Tuz eklediğimiz zaman tamam lezzeti yerine geldi ama... Ha sen ekledin. Ben buna tuz eklemek zorunda değilim. O ayrı. Bir tabii ki de değil. Değilim yani ben bir... Yerde yemek yiyince tuzsuz olduğunu belirtince yenisini yapıp getiriyorlar ya da farklı seçenekler sunuyorlar. Tuzsuz eklemek zorunda değilim ama ekledim. Eklediğim zaman tadı değişti mi? Evet, damak zevkime daha uygun bir hale geldi ama üstündeki hamurunu ben çok kalın buldum. Bu yani zaten hamur... hani hamuru yemek için değil de bu hani kapama ya. Ama kapayıp şimdi... kapak görevinde. Okey ama hamur ne kadar ince olursa ısı geçici içeriye daha o kadar fazla olur ve şu an fazla olduğu için ısı geçmeseydi zaten üstü yanardı. Isı geçmesin diye bu zaten fırının en altında. Üstü yanmasın diye hamurla kapat. Evet. Tamam. Kapak görevini yapıyor. Okay. Buharla pişsin diye, kendi okay buharıyla pişsin biliyorum diye zaten. Biliyorsunuzdur illa ki. Ama daha ince olması gerekiyor. Ama pişmemiş. Neresi pişmemiş? Sert. Ya et biraz sert. Evet.
Tamam. Pişmemiş. Sen dün de senin pirzolana sert çok pişmiş dediler. Sen şimdi pişmediği için mi sert diyorsun? Evet, sert pişmemiş. Bu etin hangi kısmı? Etin pişmemiş. Yani pişme tekniğinde bir hata var o zaman. Bu et mi pişmemiş Fatma? Evet, pişmemiş hanımefendi. Bakar mısın? Et sert. Et kendisi sert. Yani hani ama dediğim ama ben önüme gelene bakarım. Bu yemek yani normalde 1,5 saate yakın pişti. Evet. Bir de önce tencerede mühürlemiş etleri. Evet. Gizem sen neler söyleyeceksin? Yani bana tuzsuz gelmedi açıkçası. Yani sadece soğanım yok. İçinde soğan aradım, soğan bulamadım. Sadece kapak kısmını yani şunu da yiyebilmek isterdim hamurunu. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. Sadece dekoratif bir ürün olarak kalmış. Çünkü çok pişmiş. Biraz fazla piştiği için bunu yiyemiyorum mesela şu anda. Ama et bende daha sulu olduğu için iç harcı ben de ayırabiliyorum. Lime lime ayırabiliyorum. Etinizi ben beğendim. Pişme derecesini beğendim. Afiyet. Peki Nedim Bey? Bu et mangallık. Antrikot. Bu evet güveçte olmamış. Ben bir de ikinci olarak, benim bu tabii çok büyük bir şahsi tecrübem. Benim pirzolam olmamış. Başka ama olmamış. Benim evet, pis çok pişmiş. Yok bu olmamış. Çok dengesizdi sizin evet. Yani. Hiç şimdi bir de bir şey var. Güzeldi. Ben fırında yapılan yiyeceklerin içine hiçbir zaman domates koymuyorum. Soğuması çok uzun süre ve dudağı yakıyor ve dili yakıyor. Domates soğumuyor. Yani onu pişirdikten domates sonra çıkar. Yok içinde biber var sadece. Yani veya biber. Var domates. Domates var. Yarım domates rendelenmiş. Rende, ha, rende o, mi? Evet. O hakikaten çok geç soğuyor. Ama bu argüman da biraz saçma oluyor. Ben onu çıkartıyorum. Fırında bir sürü yemeğe domates konulur. Çıkartıyorum ben onu İzmir ama. İzmir köfteye koymuyor musun? Domatesi sonradan mı çıkarıyorsunuz? Eğer böyle bir güveçin içindeyse. Ama niye çıkarıyorsun sen onu şimdi? Kapağını nasıl açacaksın? Hayır içine koymadan evvel. Tencereden çıkardım ya. Nedim Bey bence siz yemekten anlamıyorsunuz. Bir şey soracağım. Bizim okulda böyle kaplama bir şey yoktu almaydı da. Ama kaplama dersen yani giremediniz. Orayı mı kaçırdınız? Hayır. O değil olan. Bana çok kuru geldi et. İnanılmaz kuru geldi. Rendelenen domatesi nasıl çıkaracak tencereden? Abi rendeleme. Dilim olarak koy. Dilim böyle dilim koy. Nasıl çıkarabilir? Kapağını kapattığı bir ürünü nasıl? Hayır kapatmadan evvel. Çıkarsın diyor. Evet. O zaman hiç koymasın. Niye koyuyor o zaman? Tat bir aroma versin. Zaten ama kışın bir aroması yok ki bunun domatesin. Hiç çok bu ayrı bir konu. Hiç bir aroması yok. Ama yani pişen bir ürünü de neden yemekten çıkarırsın? Bak, o ne mantıktır ben onu anlamadım. Eğer böyle bir şey kullanıyorsan ben hayatım boyu şunu savundum. Daima konserve domates alacaksın. Çünkü fabrikalar domatesin en ucuz zamanı en iyi zamanda alıyorlar. Peki. Ve domatesin içinde evet. Hiçbir şey yoktu sen sadece. Sen de mi beğenmedin? Beğenmedim evet. Beğenmedim. Peki eline sağlık diyelim. Eline sağlık. Ve tatlı mini pasta geliyor. Evet. Neyliydi? Çilekli mini pasta. Çilekli. Çok teşekkürler. Mini pasta geliyor. Bence Gökçe Hanım bugün çok yorulmuştu. Çünkü menüsü çok zordu. Hepsini aslında tamamlamış. Ama Fatma Hanım'dan da hep olumsuz yorum aldığı için, kısasa kısas yorumlar aldığı için yemeklerini savunmayı unuttu bence. Aslında sinirlenmekten yemeklerini savunamadı. Ya Gökçe Hanım yemeklerini savunamadı yani. Kendini ifade edemedi Gökçe Hanım. Yani nedenini bilmiyorum. Herhalde mutfak yordu kendisini. Zaten zor bir menü seçmişti benim gözümde de. Yani uğraştırıcı bir menüydü. Herhalde bizle konuşacak bir heyecanı kalmadı. Ya da tamamen puan oynadı ya da tamamen kabullendi artık bizi. Evet, bir şey söyleyeceğim. Salatamız gelmedi. Bir dakika, masa bitmedi ki. Salatayı getiriyorum, masa bitmedi. Bitti. Tatlıyla mı yiyeceğim ben salatayı? Bitti. Tamam, ben şimdi salatayı ayrı getirmek istiyorum. Yok, bitti. Maalesef. Bitti. Tatlıya geçiyoruz şu an. Ya. Daha doğrusu ne yapmadın, niye yapmadın? Tamam da oynayabilir misin? Ben senin için bunu yapmazdım biliyor musun? Çok terbiyesizlik yaptın. Ben salatalarımı getirmek istiyorum ama gün daha bitmedi. Ve ben daha yemekleri almadım, salataları şimdi getireceğim. Ya nasıl ama benim ana yemeğim bitti, ben kaldım. Bitti. Ben getireceğim şimdi. Yok, yorumlar bitti. Getireceğim ben şimdi. Ama salataları ben şimdi getireceğim. Getiremezsiniz hanımefendi. Öyle bir durum yok. Bitti. Zuhal Hanım burada söylüyor. Bitti öyle bir şey yok. Yemem ki eksiğini neden değerlendiriyorsunuz? Ana yemek bitti. Ana yemek bitti. Ben salatayı bari pastanın üstüne koyayım. Ben getireceğim lütfen. Ben yemeyeceğim hanımefendi. İstediğini getirebilirsin. Ya ben çekmek istiyorum. Ağzıma sürmeyeceğim. Ben yapmak istemiyorum. Ben devam etmek istemiyorum. Hayır. Bir saniye.
gitmeyeceğim lütfen. Neden? Neden buraya gel, gideyim gerçekten? Otur gel. Gel sakin ol. Gel sakin ol. Ya niye bu kadar ki? Gel. Ben buna çok emek verdim. Hayır. Evet gel. Bir otur konuşalım gel. Hayır ya ben çok emek verdim. Gökçe Hanım, ben de bugün yemek yaptım. Tamam, bak. Puan vermeyin. Küçük as verin ama ne olursunuz ben soframı tam tamamlayayım lütfen diyorum. Bu beni sakin olun. Getir şey, kolonya al biraz. Kolonya, otur biraz. Bir saat gel yanıma. Lütfen otur, ya. Otur. Gel, 2 saniye otur. Ya lütfen ya, ben salatamı getirmek istiyorum. Yaptım ben salatamı. Ben tamam, getir. Lütfen getirin ne olursun. Lütfen. Tamam, tadına bakalım. Tamam, getirin. Ama niye kendini bu kadar yıpratıyorsun? Yıpratmayın. Getirdiği bu kadar büyük reaksiyonu üzüldün anlıyorum ama. Getiriyor da şimdi değerlendirecek miyiz? Kaldırın yardım edeyim mi? Şunları ben götürmeye yardım. Bana verir misin? Nedim yardım etmek istiyor. Müsaade hiç benim mutfakla ilgim yok. Hiç ilgim yok. Öyle bir şey ben zaten puan da verme. Hiç ilgim yok. Değerlendirmeyi anladım ama emek harcamış. En azından lezzetine ama bakalım. Ya niye değerlendir? Sofra bitmedi ama daha. Lütfen ama ya. Ama öyle diyorlar. Tamam. Kurallara aykırı. Sofra bit. Niye kurallara aykırı? Böyle bir kural var mı? Lütfen söyleyin ya. Ama ne yazık. Var diyorlar. Sen getir tadalım. Peki. Tadalım. Emek vermişsin. Tadalım. Evet çok büyük bir emek ama ne olur lütfen. Zuhal Hanım ben istemiyorum. Lütfen. Ben istemiyorum. Hayatım bir saniye. Dinler misin? Sakin ol. Daha tatlını yiyeceğiz. Zuhal Hanım Ersin'le bir verecekler. Hayır. Beğendiğimi söyledim yani. Niye bildirdin gözlere göre? Eksik menü olarak değerlendirmeyeceğini ne biliyorsunuz? Aynen öyle. Lütfen ya lütfen. 2 hafta evvel. Siz hazırlayın getirin biz tadına bakalım. 2 ürünü olmayan yarışmacıya 6 verdiler burada. Sen niye bu kadar kesetmeyin? Yok lütfen üzme kendini. Üzme kendini bıraktın. Kesinlikle üzme. Yarışmayı bıraktın. Öyle bir şey olmayacak. Hayır olmaz. Lütfen hayır, üzme kendini. Hayır bu kadar evet emek verdin. Ama yani şimdi sen bu kadar peşin hükümlü olma. Bak lütfen üzme. Hepimiz çok üzülürüz. Bu kadar emeğin var. Olsun lütfen. Yardım edeyim sana. Teşekkür ben, ederim. Yok ne demek? Çatallar nerede? Çatal götüreyim. Ya. Kimsenin çatalı yok. Ben bir çatal. Ben de dün çok emek verdim ama. Beşler geldi. Beşler yağdı üstüne. Bu ne olacak? Şimdi bir verirse telafi edersin. Yani yemek de çok büyüktü. Ama salata hiç aklımıza gelmedi ki. Benim gelmedi açıkçası. Vallahi. Çok büyük olduğu için. Şimdi şöyle bir şey var. Zaten mesela belli ki Fatma hatırlamış ama şimdi o da yarışmacı olduğu için hatırlatmak durumunda hatırladınız değil. Hatırladınız mı? Bu çok yani bıçak sırtı. Hatırladı söylemedi. Okey oynarken gerçekten işlek atmak gibi bir şey bu. Ama acımasızlık. Ne atmak gibi? Okey oynarken işlek taş atmak siz gibi bir şey. Siz söylemedi. Bana 5 verirken. Ben 6 puan verdim. Sizin için kaldı. Siz 5 verirken. Yani o kadar emeğiniz siz var diye ben size 6 puan verdim. Tamam. Fatma Hanım kesinlikle farkındaydı salatanın gelmediğinin. Ve bilerek söylemedi. Zaten o arada yorumunda dedi ki yarışma tabii dedi niye söyleyeyim ki dedi. Bunu da söyledi kendiliğinden söyledi. Yani burada hiç soruya bile gerek yok bilerek söylemedi gayet açık. Fatma Hanım bence hırsından bunu yaptı. Adil bir savaş değildi bu. Yani salatayı hatırlayıp söylememek bence doğru bir davranış değil. Hepimiz adil bir platformda yarışmalıyız. Dolayısıyla ben onun tutumunu doğru bulmuyorum. Salatasını unuttuğunun son anda farkına vardım ve inşallah dedim hatırlamaz dedim ben de dedim. Bunu dedim benim için bir avantaj olur dedim ama bence diğer arkadaşlar da bunun farkındaydı. Onlar da hatırlatmak istemediler. Benim için Gökçe Hanım'ın masası eksik menüye giriyor. Bir de veririm, iki de veririm Gökçe Hanım'ın sofrasına. Eksik menü. Ben istemiyorum ya. Ben devam etmek istemiyorum. Yok yok olmaz ben gel gel. Ben devam etmeyeceğim yok. Gel gel. Tamam cezası neyse ben razıyım ben devam etmeyeceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi o da bir yarışmacı, 75 strateji bin TL için geliyor ya yani kimisi söylüyor, kimisi... Hayır ben devam etmek istemiyorum. Hadi sakin olun lütfen. Bak ben çatal da verdim herkese. Teşekkür ederim. Teşekkürler dedim, ne kadar kibarsın. Aa lütfen üzülmesin. Salatasından tadın, marka tadın. Aynen öyle, evet. Tadalım. Siz tatlınıza geçin, sakin olun, olur mu? Ne buyurun. Salatasıydı bu arada bu? Yeşil salata bu kalı cevizli. Bu kadar ağlayıp da eğer ya, iyi bir puan alırsanız... Kazanmak da var kaybetmek de hiç önemli. Bakın, lütfen üzme kendini. Lütfen. Ben emeğime üzülüyorum şu anda lütfen. Ben de emek verdim dün. Tamam şimdi tamam. Ne olur lütfen artık üzmeyelim. Benim de emeğimi hiç yani yapmadım eksik menü olsa anlayacağım. Gökçe bir sakinleş. Sizin zaten puanınız belli hanımefendi. Siz deminden beri söylüyorsunuz onu, o olmamış bu olmamış şu olmamış. Tamam vermeyin. Ben istemiyorum bir şey sizden daha.
Vermeyeceğiz zaten. Dur daha tatlını yiyeceğiz. Tamam vermeyin İsmet Bey, siz de vermeyin. Gökçe Hanım salatasını unuttu diye çok abarttığını düşünüyorum. Ağlamasına, şov yapmasına gerek yoktu. Ya burası şov programı değil, yaparsın yemeğini, unutmazsın. Geçersin karşıya. Keza Fatma Hanım'ın salatayı fark edip söylememesine de bir şey bulmuyorum. Yani haklı sonuçta, burası bir yarışma. Gökçe Hanım bir anda yıkıldı ve ağlamaya başladı. Çok üzücü bir durumdu. Yani sonuçta kazanabilirsin de kaybedebilirsin de. Bu bir oyun. Kaybetmeyi şu anda kesinlikle kabul edemeyen iki kişi var. Biri Fatma Hanım, biri de tabii Gökçe Hanım. İkisinin arasında çok kötü bir çekişme oldu. Ve birbirlerine karşı biraz da kırıcı oldular. Yani bu yani yalvarması artık şeyi yaptım. Hani tamam getirin bir tadına bakalım bari, o kadar emek vermişsiniz dedim. Hani ağlamaya ne gerek var? Sonuçta hepimiz bir şeyleri unutabiliriz, olabilir. Ama bunu daha olgunlukla karşılamasını beklerdim açıkçası. Çünkü Nedim Bey'in de bu duygusallıktan etkileneceğini düşünüyorum. Resmen Gökçe Hanım bize şov yaptı ağlamakla. Duygu sömürüsü, puanları alabilmek için ağladı, yırtındı, kendini parçaladı. Salatanı unuttum. Eksik menüye giriyor. Ne yapalım şimdi yani? Yarışmanın olmadığı bir formatta size senin salatanı alıp puan mı verelim? Çok mu tuzlu? İnanılmaz. Bir parçası var geldi. Ya. Yok ekşi değil, direkt tuz girdi. Nar ekşisi de çok, tuzlu da çok. Şu an attım tuzunu, fazla olmuştu zaten, vermeyeceksiniz. O yüzden zorlamaya gerek yok. Şu an zorlamaya hiç gerek yok. Boşuna yapıyorum. Karışmamış herhalde. Karışmamış. Alarken tuzu fazla. Yemeğin tuzunu galiba buna attınız siz. Evet yani. Evet ona yaptım. Peki salata ile ilgili bir eleştiri yapmanın zaten bir manası da yok. Gerek. Ama yine de emek vermemizi istedim. Değerlendirelim. Narı getirmek biraz az, cevizi biraz az. Bir de tuzu, ekşisi tam karışmamış. Sen, ama bakamadan, elinize sağlık. Buyurun. Baksanıza. Direkt sen şöyle bir tatlı yapmışsın. Sen bırak şimdi salata. Ben bunları toplayayım. Ay Nedim vallahi harikasın. Adamı o kadar laf ettiniz. Bak ne centilmen. Gününüzde mi çalışıyorsunuz tabii, acaba? Evet evet. Bunu böyle kaldırdığımızda krema sakacak getirecek mı? Getirecek mi? Hayır bu. Bence de böyle mi? Yandan açacağız bence. Hayır açmıyorsunuz. Açmadan öyle bir kase gibi kullanıyoruz. Tamam, tamam. Bana diyor ki günüme kadar belki yaşayan kimse kalmayacak bu gidişle. İnternetten araştırırsınız aynısı. Siz de tatlınızı aldıktan sonra olsun rica edeyim. Yahu ağlama gel. Niye ağlıyorsun şimdi? Neden bu kadar ağlıyorsunuz ki yani? Bu bir yarışma. Ben de unutabilirdim. Fatma keşke söyleseydin sen de salatayı. Bak ben görmedim ama söyleseydin. Bu üzüntü olmazdı. Evet adil. Evet adil yani ediniz. Söylenirdi. Ne olur ki bu buna. Bu bir yarışma. Olsun ama kötü olmamamız lazım yani. Demek ki kötü olmak lazımmış. Yok canım. Sen de ye tatlında. Evet. Evet, tatlı yorumlarına geçebiliriz İsmet. Ben tatlıyı çok beğendim. Afiyet olsun. Gayet güzel tat, yani şeker oranı, çileklerin tadı da bu mevsimde enteresan bir şekilde güzel yani. Evet evet, güzel. Pastacı kreması da güzel. Sadece ben şuna takıldım. Neye? Çilekli mini pasta ya. Şimdi ben bunun dışını çıkardığım takdirde bu dağılacak. Evet. Bu böyle geçiyor mu adı? Yani internetten tamam, bakarsanız okay, böyle. Bir şey demiyorum. Yani böyle biraz şey andırdı bana. Kasenin içinde böyle kaşıkla yenilebilen, yani mini pasta değil de. Muhallebi. Muhallebi kıvamında bir şeyi andırdı bana biraz. Pasta, sadece ben de pasta takıldım. Zannettim ilk başta ve sevindim de pasta hakikaten çok önemli bir tatlıdır. Sesi bizden de çocukmuş, sorun değil mi? O ne ya? Bakabilirsiniz. Tatlıdan mı çıkıyor? Bırakın tamam, ben önemli değil aynen. Artık daha bu saatten sonra. Ama tatlınızı beğendim. Beğendi mi tatlıyı? Bak Fatma beğendim. Da beğenmiş. Evet. Gizem de beğendi galiba, öyle ben bir hali var. Ben de çok beğendim. Elinize sağlık. Şeker dengesi vesaire çok güzel, çok lezzetli. Pastacı kreman da çok güzel. Yumuşatmış, çok güzel olmuş, elinize sağlık. Elinize sağlık. Nedim? Yani gayet güzel. Üzüldüm tabii böyle bir şey evet, olduğu evet, için. Evet evet, ben de üzüldüm, ben bu, de üzüldüm. Bu tabii enerjiyi biraz düşürüyor evet, hepimizde. Evet, evet, düşürme enerjini bak herkes. Yok, benim enerjim hiç düşmez de. Benimki düşmez şey zaten. Ha, tabii, evet. Ya ben açıkça yani açıkça bir şey söylemek istiyorum. Ben çok beğenmedim o pastayı. Nedeni de o bir pasta değildi, bir muhallebiydi. Altında çilek vardı. Bu mevsimde olmaması gereken bir meyveydi. Ve tamamıyla muhallebi üstüne kurulu bir şeydi. Pastacı kreması yapsa da muhallebiydi o. Çok benim stilim değildi. Ben çok sevinmiştim pasta gelir diye. Ve çünkü masalarda pasta yapmak müthiş güzel bir olaydır. İyi bir pasta
ölçeksiz güzel bir olaydı. Ne yazık ki yoktu. Gerçekten pastacı kremasından tut çileğin tadına kadar gayet iyiydi. Çilekli kırmızı mini pastalar güzeldi. Aslında o da pasta değildi. Magnolia gibi, muhallebi. Ama güzeldi tadı, beğendim. Çok lezzetliydi. Çilekli kırmızı mini pasta çok beğendim gerçekten. Kremasını, şeker kıvamı çok güzeldi, çok lezzetliydi. Çok beğendim pastasını. Evet, açık oynamadayız efendim, buyursunlar. Bir dalgınlığıma geldi, yapacak bir şey yok. Hani eksik menü çıkartmadım, sadece unuttum. Onların insafına bırakıyorum artık bu saatten sonra. Eğer hakkımı yerlerse de hiçbir şey diyemeyeceğim artık. Dün 5 verdik diye herkese vicdansız dedi. Şimdi göreceğiz onun ne kadar vicdanlı olduğunu. Evet, ikinci günümüzde maalesef tatsız bir olay yaşandı ve Gökçe salatasını getirmeyi unuttu. Maalesef şöyle bir durum var Gökçe'cim, yani üzgünüm, başta onu bir söyleyeyim. Zaten ben bu salata olayında çok üzülüyorum. Ama eğer yorumlar bitmemiş olsaydı, evet getirebilirdin ama yemek yorumları bitmişti ve tatlı servisine geçecektik. Dolayısıyla biz bunu birçok kez yaşadık maalesef. Ve de kurallar gereği, format gereği eksik menüye tabi tutabilir yarışmacılar. Ama bu tabii yine yarışmacıların inisiyatifine kalmış. Böyle bir mecburiyetiniz yok. Ama derseniz ki bu bir yarışma, unutmasaydı bana ne, ben 2-1 veririm. Veyahut yo, ben vermeyeceğim, eksik menüye tutmayacağım, tabi tutmayacağım derseniz gene inisiyatifinizi kullanabilirsiniz. Onun için lütfen şimdi yine açınız tahtalarınızı, kalemlerinizi. Ben menüsünü hatırlatayım Gökçe'nin. İlk olarak lebeniye çorbasıyla başladık. Ardından ara yemek olarak pastırmalı kaşarlı pide, yanında da haydari vardı ana yemek olarak. Ana yemeğimiz ise güveç kapamaydı. Salatası yoktu. Tatlısı da kırmızı kadife pastasıydı. Çilekli. Pardon, çilekli kırmızı kadifeydi. Herkes yazdı gördüğüm kadarıyla. Evet, şimdi değiştirmek isteyen var mı puanını? Herkes emin mi? Değiştirmek isteyen yok. Bu sessizlikten anladığım o. Peki. O zaman sana sorayım Gökçe. 2-1 veren olur mu sence? Evet, olur. Olur diyorsun. Peki. Umarız olmaz tabii. İlk olarak da İsmet'in puanıyla başlayacağız açık oylamaya. Evet İsmet, aç ve söyle lütfen puanını. Ben 5 puan verdim. 5 puan, kapatabilirsin. Eksik olarak değerlendirdim ama masa düzeninden ve beğendiğim şeyler, tatlıyı çok beğendim. Eksik olarak değerlendirdin. Yani eksik olarak değerlendirdim. Düşük puandan başladım ama yine bol tuttum puanımı diye. 1'den başladın, 4'den başladım. Benim menüm eksik değildi ama 5 verdiniz. Evet ama lezzetliydi. Ama eksik menüm yok. Lezzetliydi. Fatma eksik Hanım, ne istiyorsunuz? Tatlıyı bir mi beğendim. Versin istiyorsunuz? Bir versin istemiyorum. Size, benim eksik size, menüm yoktu. Tam ben normalde 7 verecektim. Evet. Eksik diye 5 verdim. Size haksızlık olur diye. Bu yüzden 5 verdim. Puanımın yine haksızlık yapmış oluyorsunuz. Hiç haksızlık yapmıyorum. Menümü, sen, siz tam çıkarmıştınız ama lezzetli sizdi. Gayet lezzetliydi. Eksik çıkardı ama lezzetliydi. Ve siz haksızlık. Bu benim şahsi düşüncem. Siz birden başlayın. Tabii ki ben de vururum ya. Bazen siz birden başlayabilirsiniz. Ben 2-1 vermiyorlar. Eksik olabilir. Normal değerlendiriyorum. Eksik olabilir. Fatma Hanım, daha neden zorluyorsunuz? Benim her şey tamdı. Fatma Hanım, daha neyi zorluyorsunuz anlamadım. Yani daha neyi zorluyorsunuz? Hiçbir şey. Düzgün. Yiyemedik. Eksik menü çıkardınız. Ben unuttum salatayı. Evet, kabul ediyorum. Eksik menüye göre yandı değil mi? Tamam, siz ona göre verirsiniz puanınızı. Ama ben tam çıkardım. Olsun ama beğenmemiş. İşte yarışmacının takdiri Fatma tabii. Bu noktada. Evet. Yani. İsteyen değerlendirir, isteyen değerlendirmez dedi Zuhal Hanım. Neden zorluyorsun? Yani böyle bir tatlı olsun, her akşam yiyeyim ben. Oo, ne güzel. Ben çok beğendim tatlı. İşte bazen böyle eksik menülerde olan yemekler ağır basıyor ve yarışmacılar ismi vermiyorlar. Neden niye bu kadar sizin menünüzde eksik olsa size bir verdim. Benim menümde eksik. Niye bu kadar zorunuza sizinki gitti? Sizinki eksik olsa size bir verdim. Çünkü lezzet. Benim zoruma gitti. Ben emek verdiğim için, ben emeğime üzüldüğüm için ağladım. Kötü hissettim. Bu arada lafı gelmişken Zuhal Hanım, biraz önce hani gitmek istiyorum dedim, çok özür diliyorum. Kusura bakmayın. Anladım, o an kendimi kötü üzüldüm. Hissettim. Ben de çok üzüldüm. O an o yüzden ya. Oldu. Kusura bakmayın. Unutmasaydın. Tamam, siz bu şekilde düşündünüz. Demek İsmet Bey bu şekilde düşünmedi. Normalde tam olsaydı. Ama benim eksik menüm yok. Hanımefendi, kendi puanınıza bakın bence. Sizin menünüz eksik olsaydı ben size bir verirdim direkt, net. Çünkü lezzet yoktu. Gayet hiçbir şeyi beğenemedim. Gayet de lezzetliydi. Bütün menüm tamdı. Evet, tamdı ama lezzet sıfırdı. Bakalım Nedim'den kaç puan gelecek? Evet Nedim, senin de puanını görelim. Seve seve. Benim puanım 7. Vuuu!
Evet. Çok teşekkür ederim Nedim Bey. Çok sağ olun. Çok sen teşekkür ediyorum. Sen bayağı bir emeği var. Keşke ben de ağlasaydım. En güzel kızımızın. Efendim pardon? Efendim Fatma? Keşke ben de ağlasaydım. Ağlamakla alakası yok hanımefendi. Emek verdim diyorum. Hayır, anlamıyorsunuz hayır. Herhalde. Etkilendi mi düşünüyorsunuz? Evet etkilendi. Genç bir kızımız biz bu kadar emek İçeride verdi. İçeride de söyledi. Üzüldü. Az önce de söyledi. Ben de 10 vereceğim dedi. Ya, ne zaman? Öyle, tabii öyle dedim. Sen gırgırına dedi söyledi. 10 olur mu? Gırgırına mı? Ha, evet. Gırgırına olmaz. 10 vereceğim ağladığı için dedi. Siz biraz kendinize doğru. Evet. Yok hayır. Bir şey söyleyeyim mi? Eksik menü var beyefendi. Olsun. Eksik menü var. Çok emek var ve güzel. Emek benim de emeğim var. Fakat o 11 kat... Siz oynuyorsunuz. Fatma Hanım çok tamam. Fazla zorluyorsunuz. Ben çok şu fazla. Anda birinci... Siz de oynuyorsunuz. Bugün beğendiğiniz şeyleri bile beğenmediniz siz. Bak beğendiğiniz şeyleri bile beğenmek istemediniz. Beğendim. Tatlıyı beğendim. Çorbayı beğendiniz. Tamam. Evet. Ben eğer farkında olsaydım salatanın... Yemin ediyorum söylerdim. Ben de söylerdim. Ben herhangi söylerdim. Bir yarışma için ben de söylerdim. Bunu kimsenin kötülüğünü istemem. Hadi gününüzü oynuyorsunuz. Hayır. Bakın bu bir kuraldır. Bir insanın kötülüğü üstünden puan kazanılmaz. Kendi gücünden, kendi emeğinden kazan. Ama başkasının hatasından değil. Evet. Kendi emeğinden, gücünden puan kazan. O büyük bir zevk. Yalnız tabii şöyle ince bir çizgi var. Şimdi ben açıkçası... İnşallah tabii daha görmedik, yarısını gördük puanları ama böyle durumlarda 2-1 verilmesini hiç istemiyorum. Çok, çok üzücü, da üzülüyorum. Üzücü. Ben diyorum ki ne olursa olsun en azından bir 3 yani. Tabii. Ben de en zaten 7 verecektim. Normalde her şey okey olsa 18 verecektim. Ama şöyle de bir durum var. Bir saniye Fatma, şimdi şöyle de bir durum var. Ben hep burada diyorum ki haksız yere verilen çok puanla da az puanla da karşıyız. Şimdi tabii ki sen çok beğenmişsindir, bayılmışsındır yemekleri. Onu anlayabilirim. Dersin ki çok ağır bastı bende, ana yemek yıkılıyordu, şu şöyleydi, bu böyleydi anlarım. Mesela şimdi 7 puan, o zaman şimdi Fatma da haklı olarak sorguluyor. Bende eksik yok, neden daha fazla puan aldın? Şimdi evet. Çorbası çok güzeldi, kesinlikle. Tamam, ona puan geldi. Başka? Pidesinde emeği çoktu, pastırma bir hataydı. O ama şimdi dün de orada bir yağlamada emek vardı o zaman. Yağlamada... Onun da içini beğenmiştiniz. Evet. Ben, hayır yağlamanın içini ben onu... Tamam şimdi burada pastırmalı beğenmediniz ya pideyi. Bana biraz tuzlu geldi. Tamam işte beğenmediniz ya sonuçta. Evet, emek, bir emek vardı. Açmışta tamam. Hamburger açması 2. Yani ona biraz puan verdim. Tamam. Ana yemekte... Sadece aldığı etin yanlışlığına kurban gitti ama yapma tekniği kendine göre iyiydi. Antrikot alması hataydı. Peki o zaman diğer yarışmacıları da aynı anlayışta yaklaşmış. Tabii kesinlikle. O zaman gerçekten standartta ben şimdi çok merak ediyorum. Sonuçta biz burada neticeyi değerlendiriyoruz. Yani ama o işte etti, bu pastırmaydı. Eyvallah ama mesela dün de bugün de aynı şeyi söylediniz evet. Ya. Ama yapmasaydın o zaman bekle bizim sorunumuz değil dedi İsmet. Şimdi burada da sonuçta yapılmış hatalar vardı ya. Evet. Şimdi burada görmezden gelinebiliyorsa o zaman sen bundan sonra da yarışmayacaksın evet. Senden şöyle beklenecek. O zaman tabii, öyle dedin ya. Tabii ki de. Onlar da aynı hatayı niye yediverdi diye demiyorum yanlış anlama. Tabii ki de. Siz şimdi tatlıyı beğendiniz. Şimdi diğer yarışmacılar da bunu sorgularlar çünkü herkes aynı beklentileri olacak. Çok doğru. Fakat tabii, o da yarın bir gün unutabilirim. Unutur. Her şey olabilir. Ya ben kahveyi yapmasaydı 7 verecektim. Malzeme kullanır. Aynı şey eksik bak, olduğu için 5'e düşür. 7 ver. Evet. Olabilir. Hiçbir şey eksik olmasaydı 7 verecektim. Bu arada bütün ama işte ama eksik vardı. Ben bütün samimiyetimle söylüyorum. Nedim üzülmesi de tabii bir etken oldu bende. O da oldu. İşte, o kesinlikle biraz, oldu. Biraz o oldu. Evet. Biraz susar mısınız Nedim Bey? Bir saniye ben bitmedim. Ama sizin hiç bitmiyor ki. Bu Nedim. O da evet, bir tamam. Etken oldu. Evet, Nedim etken ben oldu da. Ben ağlayarak yemek sunacağım o zaman. Olur tamam. Yani, Nedim Bey siz neye puan verdiniz? Yani tatlıya kaç puan verdiniz? Çorbaya kaç puan verdiniz? Pideyi beğenmediniz. Ben de aynı yaklaşımı bekliyorum. Yani. Tamam. Eğer herhangi bir hata ben olur. Ben eksik şöyle, verdiniz. Nasıl ben, verdiniz? Böyle bir şey doğuyor anladın mı? Eksik yemeğe sokmadım. Üçten başladım. Böyle... Eksiye çok keskin sokmadım. Bir tamam. Şey var burada işte. Yani. Eksik menüye sokmanız gerekiyor. Yok hayır gerekmiyor. Yok gerek zorunda değilsiniz ayrı. Dedi. O ayrı. 2 puan çorbasına verdim. Etti 5 puan. 1 puanı da tatlısı hakikaten güzeldi. Bir emeği vardı ve pastacı kreması hakikaten kıvamlı. Yok güzeldi. Dedi. Çok kıvamlı bir pastacı kremasıydı. 2 puan da kremayla ana yemeğin yani siz dersiniz zaten tatlı ve ana yemek önemlidir. Evet, evet. Ha şimdi ana yemeği beğenmemiştiniz ya evet, ondan dolayı tabii, sordum ben. İki puan da toplamı tatlı peki. Ve ana yemeğin tabii, birleşimi. Tabii bu sizin tabii. Takdiriniz. Şimdi Fatma'dan bir puan gelecek. Bakalım biraz korkuyla beklediğimiz bir puan bu. Evet, senin puanını da görelim Fatma. Kaç? 4.
Teşekkür ederim. Buradan bir puan yüksek kendine vermişim. O yüzden mi bu kadar bağırdınız? Vallahi Fatma evet, hiç beklemedim senden. Sizden bir puan yüksek vermişim. Ben senin ortalığı iki bekliyordum. Ben de. İki bekliyordum. Tatlısı ben senden önce yedi de çok abartılı ama. Kusura bakmayın yani. Yedi de çok abartılı. Bu kadar takıldınız? Beşe niye bu kadar kızdın? Senden bir puan yüksek vermişim. Bir puan. Yüksek bir puan. O da doğru. Ben tatlıyı beğendim. Sen birden başlattın. Ben ikiden başlattım. Dinleyelim kadını ya. Tatlıyı iki puan verdim. Çorbasını beğendim, iki puan verdim. Bravo Allah. Bak sen korkuyordu verirler diye. Ben Fatma Hanım'dan iki puan bekliyordum. Ben de bekliyordum. Bir şey söyledi bu arada, dedi ki ben içten başladım. Değilim. Bravo Fatma. Siz vicdansız. Ne güzel, sonuçta tatlıya evet, bağlandı. Ne kadar güzel bir masa oldu çok bu güzel ya. Ama çok, çok güzel oynuyorsun. Evet. Evet. Ben meşhurum sen o konuda. Ya, o konuda çok. Çok güzel. Ve aynısını biz de bekliyoruz. Evet, tabii ki. Lütfen. Ne güzel. Seve ne bekliyor Nedim'den en aşağı bir 6-7 alacağız. Tabii tabii. Şimdiden vereyim mi puanımı? Yok, şimdiden erken olur. Bakalım son puan geliyor. Bugün için enteresan bir açık oylama oldu. Çok çok. Bakalım çok. Gizem'den kaç puan gelecek? Evet Gizem, senin de puanını son olarak duyalım tatlım. Ben de 6 puan verdim. Teşekkür ederim. Çünkü hani ben 2'den başlattım. Tatlınız güzeldi. Etiniz pişmişti. Çok teşekkür ederim. 2'den başlattım. Hani 1'den başlatmadım. O masanın kurulması bile olsun. Ama salata olsaydı salataya puan vermezdim. Ben de vermezdim. Ben de vermezdim. Bu arada hiç salata de hiç olmamış. Hiç olmamış. Zaten 2 getirmemişsin. Ondan puan kıran belki daha düşük. Daha düşük gelirdi. Allah'tan hani unuttum. Tam olsaydı. Hiçbir şey olmamıştı yani. 7-8 verildi. Herhalde alelacele biraz. Emeğinize sağlık. Eline emeğine sağlık. Geçmiş olsun. Allah'tan salata gelmedi. Yine bir daha söyleyeyim. Salata gelsin bana. 5 verirdim. Onu yeseydim ben. Kırarlardı çünkü. Kırardı. Ben de 5 verirdim. Al bu. Gerçekten. Çok ciddi. Evet biz de görmek istediğimiz fanfarlar. Evet. Yarın kim yarışıyor? Ben yarışıyormuşum. Evet, güzel. Evet efendim. Evet, sana da başarılar dilerim şimdiden. Evet efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar.